An gelir, kara bulutlar toplanır üzerine. Devam edecek kuvvetin kalmadı sanırsın. An gelir, yüzün gölgelenir. Yavaş yavaş tükenir umutların. Umutlar umutlar Sıkılan yumruğun gevşer. Göremezsin gittiğin yolun sonunu. Fakat an gelir, biri çıkar. Sizden biri. Bazen bir avuç insanın içinden, gaz, bazense milyonların içinden. Osman, Osman, Osman. Kimsenin beklemediği bir anda, bir anda cılız bir ateş yakar. Bir ya Düşersin o ateşin peşine. Sevim, sevim, sevim. Ümit etmeye sarılırsın. <laughs> Haydi oğlum. Haydi. Yüzler, yüz binler gelir seninle birlikte. Kanat Sürmeneli olimpiyat şampiyonu. Altın madalya bizim. Harikasın Mete. Türkiye rekoru geliyor. Kuba dönüşmazdan. Onda yerli kara dünya şampiyonu. İlk <laughs> <laughs> Sonuçta şampiyonluk vakıf bankı oluyor. Akgün Avrupa şampiyonluğuna ulaşıyor. Nabil şampiyonluğa koşuyor. Nabil Avrupa şampiyonu. Vakıf dünya şampiyonu. FIBA kadınlar Avrupa ligi şampiyonu Fenerbahçe. Sen kupası en tacı başı Dynamit'in oluyor. Beşiktaş'ım Euro Challenge'ı kazandı dedim. Galatasaray'ım Euro Cup'ı kazandı dedim. Şimdi Fenerbahçe Avrupa şampiyonu. Benim bana bir Türk bayrağı. <laughs> Kolum kop. Bana kadar sallayacağım İstanbul. Kusura bakma sabah kadar uyutmayacağım. Kimi zaman başın önüne düştüğünde başlar mücadele. Kimi zaman tam bitti zannettiğinde. Bu hep böyle olmadı mı zaten? Geçen zamana biz heple daha çok çalışacağız. Daha az zamanda daha büyük işler başaracağız. Burada muhafak olacağımıza şüphem yoktur. Çünkü Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Ne mutlu Türk'üm diyene. Yüzüncü yılımızda bu kutlu güne ulaşmanın heyecanı ve sevinciyle Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı kutlu olsun. İyi geceler sevgili basketbol seyirler. Yörlük Basket Podcast'in bu geceki canlı yayınına hoş geldiniz. Güzel bir hafta. Galibiyet üzeri 24 saat sonra Cumhuriyetimizin 100. yılı. Şişemi aldılar ya? Şişeni aldılar. Özellikle, özellikle şişe getirdim. Ya. Ya. Getirir <laughs> misiniz o şişeyi? Kendimi evimde hissediyorum ya. bir şeyi koyuyorum dönüyorum. Kıvanç almış kaldı. <laughs> Geldi şişe abi şişe. Geliyor gel. Ne şişeymiş be. Bilal sen mi aldın? Sen canlı kente... yayındayız söylemeyeyim. Teşekkür ederim. Tavukları yiyince böyle oldu. Bilal değil mi? Afiyet olsun. Şişenin güzelliği ama. Aa, biraz daha havaya kaldırırsınız. Böyle mi evet, evet. Böyle mi? Ben göstereyim abi. Ters, ters ya bak bak. Ya ortamıza koy boş Şöyle. Ver. Hiçbir yerde gözükmüyor <laughs> abi. Abi kendi yanınıza koyarsanız tekki belki gözükür. Döneme ayak uydurdu. Görebilen görüyor diyebilir miyiz abi? Biraz mücadele ettik. Tamam. Evet. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı. Migros yemeğe teşekkür ederiz. Ee, Murat abi hatırlatmamızı yap istersen. Ee, yapayım. Bütün kağıda. Hala ezberliyemedi haftalardır. <laughs> Ee, sizlere daha önce Migros Yemek'ten bahsetmiştik. Biliyorsunuz 81 ilde nerede olursanız olun Migros Yemek'ten sipariş verebiliyorsunuz. Üstelik ilk 3 Migros Yemek siparişinize tam 150 TL indirim var. İlk siparişte 60 TL, ikinci siparişte 50 TL, üçüncü siparişte kaç? 40 Oo, aferin. <laughs> Hem de tüm restoranlarda geçerli Migros yemek Migros uygulamasında. Şimdiden herkese afiyet olsun. Tam da saatleri siparişin. Evet, güzel saat. Değil evet. mi? Bugün 30 dakika mı yapacağız? <laughs> Bugün yüzüncü yıla özel bir saati geçeriz. Vallahi hala. Heh. Şimdi oldu mu? bitiş Kırmızı beyazı da ben buldum burada. 81 il dedik, değil mi? yolda giyirken plakalarla ben seni biraz o toprakları... şey yaptım Türkiye Cumhuriyeti'ni bu büyük adama borçluyuz her zaman kalbimizde şüphesiz ondan sonra e, büyük bir kutlama olacak eminim bugün e, gölgede bırakma çalışmaları var bazı kesimlerde biraz böyle bir algı çalışması işte ne gibi? Farklı şeyler ama ne, ya ne bileyim yarın toplanan bir grup var. İşte böyle bir yani 100. yılın daha e, istiş, ne, istişamlı mı? Nasıl denir bu? Daha şaşağılı Ya her ben aslında her senesi aynı ya. Bir şey yok ama 100. yılın tabii ki böyle bir şeyi var. Vallahi hiçbir şeyi değiştirmez. Ee, Onu seven zaten mezara kadar sever. Ondan e, Cumhuriyet bayramımız, bayramımız hepimizin kutlu olsun. Evet. Maça geçelim sonra program sonunda tekrar konuşalım istersen. Olur, olur. Almanya'dan galibiyet dönen bir fena maçı. Salonu seven bir Wilbeck'in. Maç sonunu iyi oynayan <laughs> maç sonunu iyi oynayan normalde hani o Fual hakkı rakibinde olmuşken de çok topu vermeyeceğim bir kalates. Top kaybı yapmasına rağmen belki de maçın sonunu mu iyi oynadı son pozisyonu iyi oynadı e, tamam da yine şey yani ya şimdi kazandık bekle diye beklentinin üzerinde bir katkı madar bir sakat Evet. anıla soruyorum madar sakat tamam mı ee, kalayetis'in son iki hafta artı Galatasaray maçı performansını biliyorsun ve maç sonu fenerbahçe maçı e, 70 6 gözlerde görmüyor ki. 67. 60, 67 kazandı diyorum ve sana soruyorum. Sence Kalaitis kaç asist yaptı? Ay o bakmadan. Bakmadan ne dersin? Yani 6 7 derim en az. Değil mi? 0 asist. Tut şey tu diyorum bazen İngilizce geliyor. 2 top kaybı. Senin ikinci e, topa yön veren oyuncun bir asist iki top kaybı. Ve de deplasmanda, gerçi pek deplasman sayılmaz bu tarafta ara teşekkür ederim, ederim yani. inanılmaz ya, her her zaman. inanılmaz. Yani. Efendim deplasman türbünü e, aslında bu işin bir numarası olduğunu Türkiye'deki maçlarda da, futbolda da, basketbolda da, voleybolda da her yerde gösteriyor. Daha bir birliktelik oluyor ve bir e, grup grup ayrılma olmuyor tek ses oluyor. E, nerede gitse e, tabiri caizse tırnak içinde bir ders veriyor yani. ...rakip tribünlerdi. Bugün de gerçekten harikalardı. Onlara da tekrar teşekkür ederim. Valla... E, ...hücum reboundını kim domine ettiyse ...o bölümü... ...domine eden takım olmuştu. E, son çeyrekte yine... ...ilk yarıdaki gibi... ...hücum reboundları verdik. İlk yarının uzun bir şeyinde... bir ...domine edildik orada. 3 e, üç, üç kere dört kere... ...hücum şansı e, evet. buldular... Ee, i̇lk çeyrekte 7 mi 7 tane falan hücum ribaundları var. 5, devrede 9. Devrede i̇lk yarı 9. Bu arada e, maçın kendimce yıldızlarını, kahramanlarını sıralıyorum. Sürpriz var mı? Ee, bir Tyler Dorsey. <laughs> Hayır, bir Skari <Skyler> <laughs> Ulbakın. Ee, bir son çeyrek bir kısa süre için Makabi, bir makabi günlerine döner gibi oldu. Makabi <laughs> döndü. Eee Aynı sırada da Goodrich su kaynatıyordu. Orada zaten... Koç iyi ayarladı. Kalates'i devreye soktu. 11 ama fark 4'e mi inmişti Kalates girdiğinde? Sanki 6 fark... mıydı 4 8, 64 müydü? 4 de olabilir. Yani kötü Kalaitis bile bazı zamanlar başka garden yoksa e, işe yarıyor. E, Skari bence birinci. E, ...ikinci... i̇kinci Papayanis. Üçüncü Motley. Motley. Niye Motley? Savunmada son maçı bitirdi. Evet. Savunmada çok acayip katkı verdi. Üç tane inanılmaz yardım. Maçın en kritik basketini attı. Gerçi serbest atışı kaçırdı ama biz buna alışıyoruz. Ee, başka mesela, mesela bir bir... orta mesafesi var o da kritik yani Lasso hem Isaac Bonga hem de Nick Wilder Beple ikili oyunları savunuyordu Fenerbahçe-Bekon'un. Ve neredeyse yarı sahaya kadar püskürtmüştü. Orada Papayanis yerine Motley oyunu aldı İtulis. Kısa devrilme sonrası bir tane orta mesafe buldu. O biraz savunmayı açma konusunda kritik oldu. Yoksa muhtemelen maç biraz daha krize girecek gibiydi orada. Motley'in o katkısı da önemliydi. Tabi Murat abi siz savunma dediniz. Üçler müthiş yardım. E orada işte Motley'i bu kadar tepeye çıkarmadan kullanmak lazım acaba? Bence öyle aynı şey Papajani için de geçerli. İlk adımı çok yavaş savunmadı çünkü aslında atletik bir yani kısa karşısında kalabilme özelliği olan bir uzundu. Yani ilk geldiğinde o şeyi veriyordu ama ilk adımı hızlı oyunculara karşı çok şey oluyor. Ya atletik oyuncu ama e, atletizmle ilgili sıkıntıları var. Evet. Mesela çift ayak üstü sıçrarken mutlaka güç almak için topu yere indiriyor <laughs> veya ya bir, bir de gereksiz fake'i var. Işte de. Onu söyleyecektim. İlk şey yok. Ilk Kendi kendine fake attı. Pozisyon, Havaya fake attı. Po yani. Pozisyonu kaçırdı. Ay, evet. Eee Nigel Goodrich zaman zaman kötü oynadılar, zaman zaman iyi oynadılar ama mücadeleyi hiç bırakmadılar. Nigel maçı bitirecekken bir anda maçı da ortaya getiriyordu son o Evet. Sport yani match. Biraz o çaldığı topun da biraz etkisi olabilir mi orada böyle biraz? Frenleyemedi yani olsun o, o, Yapmaması orada lazım o, tabii ki. Doğru karar. Yani %100. %100. itmeyi yapmayacaksın. Bir de bence çok fazla süre almadı ama maçın sonunda da tekrar onu e, kullandı. Biberovic müthiş yaptı Yani ilk yarı daha fazla süreye... E, ikinci yarı hak ediyordu diye düşünüyorum. O 8-0'da <laughs> Tarık da oyundaydı zaten evet, ilk evet, evet. yarıdaki. Maçın döndüğü sekans oydu. Ee, Çok kritik ilk bir hücum aldı. Sonunda bir seri yakaladı bayağı. Orada Tarık çıkmış mıydı? İlk yarının sonunda Tarık... Tarık... Lesi, yani böyle bir 8-9 sayı öndeyken ilk yarı 3 sayıyla mı? Mi... Tarık yoktu diye hatırlıyorum haberim. Yok, Yanlış yok, da olabilir. Bak. Siz konuşun ben notlarımı bakıyorum. O bölümde Fenerbahçe Beko'nun 8-0'lık serisinde Yine Itudis'in bence çok doğru bir müdahalesi oldu. Sestina, Tarık, Dorsi, Wilbeck'in bir de Papayanis vardı o bölümde. Itudis şöyle bir şey yaptı. Bu four corner denilen işte dört köşede olan şütörlerin Sestina bir köşede şütör, Tarık bir köşede şütör. Dorsi ile Wilbeck'in de forvetlerde. Orada Papayanis'i kullanmasının sebebi de Papayanis'in de pop tehdidi, şut tehdidi olduğu için Freddy Gillespie onu yakın savunmak zorunda kaldı. Gömülemedi. Hem ortası boş kaldı. Ortası boş kalırken de arkadaki forvet ortayı kapatmak zorunda kaldı. Böyle de köşelerden üçlük buldu Fenerbahçe. Sestinan'ın da şutu var. Evet. Aslında girebilecek üçlüğü de vardı o böyle. Dörtte bir. Bir tane çok zor el üstü içinden çıktı orada. Papayanis'in de kısa devrilme sonrası asistini gördük orada. O da önemliydi bence. Yalnız Papayanis'in e, oyun planında boş kaldığı zaman Gardı aramakla birlikte biraz da şutu veya şeyi düşürs. Potayı düşünsün. Çünkü yani bizim en iyi şutörümüz ben sana söyleyeyim bir tane orta mesafesi var Kevin Durant ki evet. alır almaz kaldırdı Ve çok partı. akıllı süre doluyordu. Yani topu kurtardılar ya maç saati tekrar şeye dönmedi. Yani e, topu... 14 kurt olmamıştı. To topu kurtarırken e, kon yani top, e, onun kontrolüne geçmedi diye yorumladım masa. Ha, sonra hakem ne derdi bilmiyorum. Ama e, bir saniyeden az kala çok zor bir atışı. Ley çok düzgün abi. Evet. Abi bu arada saat 12 2500 izleyicimiz var. Herkese çok teşekkür ederim. Evet, İçeriden bir hatırlatma geldi. Beğeni beğen beğen ve, beğen ve abone ol. Abone olmayı ya bu, tabii ben ki... ki çok galiba Anıl söylediği zaman geliyor. Bence de. Biz denedik <laughs> olmuyor bizde. <laughs> bizde olmuyor. Yani tabii ki şu saatte herkese çok teşekkür ediyoruz. Ee, bir de tabii ki sizlerden bir beğeni rica edelim. Çok mutlu oluruz. Aynı şekilde kanalımıza, kanalımıza da lütfen abone olursanız Ve NBA çok seviniriz. Evet, bir basketbol sever olarak da. Ekeza NBA Kese, kanalımıza da. Orada da sezonun başlamasıyla biz de başladık. ...videolarda devam edecek diyelim. Ee, söz başladın. Murat abi Bu hafta başladı. Bugün başladı. Ne zaman? Başladı abi. Salı Yok gecesi. Ne yani başladı. başladı? NBA başlamış. Oho. <laughs> üçüncü gece bugün. <gülüyor> evet. evet. görüyor görüyorum da... ...ben hala şey... Precis. ...ön sezon zannediyorum. <laughs> 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 ya Fenerbahçe'nin çözmesi gereken şey... ...zaten izlerken de... E, ...hiçbir zaman rahat olamıyorsun. E, bir anda... ...mesela ikinci yarının başında e, Kalaitis oyundayken esasında Lasso takımı iyi hazırlamış. Fenerbahçe hiç doğru yerleşemedi. Hiç spacing yapamadı. <laughs> ne zaman Itulis e Dorsey artı Wilbuck'ın artı Goodrich'i aldı o zaman doğru çünkü hepsinin şu tehdidi var o zaman doğru yerleşti doğru spacing'i yarattı. Ya yani ikinci yarıya 4-0 mı 6-0 mı ne başladı? İlk basketi de 6 dakika 24 kala attı Fenerbahçe. Orada Lasso devrede çok iyi geldi abi. Evet. Maçın başında Fenerbahçe Kalates'i biraz daha farklı kullanmak istemişti. Yani e, Heysi Tepe'ye çıkarıp forvete çıkarıp onun aksiyonu sonrasında Gudur için topu aldı veya Kalates'in ikinci aksiyonda aldığı bir oyun seçmişti. İkinci yarı Kalates agresif olunca ona önlem almışlar biraz ikili oyunlarına. İbaka da çok bozdu tabii orada. Boyalı ya, İb alanda. İbaka yani süs olsun. <laughs> 42 olabilir mi? Hayır süs olsun diye alındı. Müthiş şey. Fizik durumu çok çok <laughs> iyi. durumda. Ayaklar da çabuklaşmış evet, biraz. Evet 3 blok. 3 hücum reboundı. 5'te 4. ikilik. İyi, iyi görünüyor. Yani sakatlanmazsa çok faydalı olur. Bence de katılıyorum. Eşe Efes alsaydı. İş yapardı orada. Yapmaz mı ya? Bu uzun rotasyonda sen o de yapabilirsin. Kesin şey, uzun lazım şey, zaten orada. Sen mi? de yapabilirsin diye düşünüyorum. Peki teşekkür ederim. <laughs> zor, e, yorulduğu anlar zorlanıyor Fenerbahçe. Motley o an, şey değilse. Sertaç'ı niye değil kullanmıyor? Yani onunla bence, ilgili bir sıkıntı mı var? Yani bence nedir? orada bir sıkıntı var. İkili diyalogta mı sıkıntı var acaba Koç'la? Yani bilmiyorum ama yani e, Sertaç çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdi. Evet. Ee, dört numarada çok zorlandı. Yürürlük başladıktan sonra. Dört numara oynayamaz Sertac. Ama mesela bugünkü maçta Motley iyi değilken Papayan işte yorulmuş, faal problemi var. E orada Sertaç 5-6-7 dakika seni rahatlatabilir yani. Kesinlikle. Yani bir de Sertaç 5 5-6 dakika oynamayacak bir oyuncu değil Sertaç onu söylemek istiyorum. Bir de Sertaç oyundayken hücumda basketbol IQ'nun yukarı çıkıyor 5 numaradaysa. Evet. Katılıyorum. Bence niye oynatmıyor? Yani tabii Sa ki işte, savunmadaki bence biraz ondan abi savunma probleminden dolayı olabilir. Motti de ama tepeye çıktı. Ya muhtemelen switch planından dolayı Sertaç'ı düşünmüyor bu rolde. Ama yani ama bizde şeyine, kim tepede kalırsa maç, problem. Şimdi şöyle bir, şey Öyle bir sıkıntı da var. Maç maç bunlar olur. Anlarım. Hani o maçta rakibe endeksi biraz oynarsın, kullanmazsın. Ya da işte ne bileyim hani takıma göre, rakibe göre değişebilir bu ama yani sezon başından beri 5 maçta da en az kullanılan Uzun. Uzun. Ya bence mutlaka iyi rol aldığı, iyi katkı verdiği maçlarda olacak Hero ama ben moral biraz çökmüş gördüm. Evet biraz olabilir. bana da bir, böyle bir son dakika tepki verdi tabi pozisyonlar doğal olarak takımı e, hem mücadelesine hem e, maçı kazanmasına vesaire de. Ama ben de çok şey görmedim yani. Bir de tabi abi 3. periyotta Fenerbahçe Beko'nun 17 rebound alması, bunun yanında 9'unun ofansif rebound olması çok kritikti. Orada yine e, Papayanes'in ...ve aynı şekilde Hayes ve Pierre'in. Sürekli ters taraftan rebound'a ekstra bir oyuncu soktu Fenerbahçe-Beko. O da işe yaradı. Çoğundan sayı üretemedik ama biliyoruz. Sadece bir pozasyon daha oldu. Biz genelde zaten o tarz şeylerde... ...potamızda sayı görürüz. Bak ilk yarıda 8 daha fazla şut kullanmış şey. Bayern. Maç sonu istatistiklerine bakmadım ama... <laughs> e, 44 artı 27... Ee, 71. 60 71 ee, 71 Fenerbahçe ee, 41 artı 29 70 70 kafa kafaya geldi son çeyrekteki o şeyi vermeseydik o hücum ribantı verme hastalığımızın olduğu bir dönem var ee, geriden gelip baya bir üstünlük sağlamıştık yani evet İlk yarıdaki hücum reboundu sebebi bence biraz Fenerbahçe Beko'da. Naci direk direkt olarak kısa üzerinde başlaması. işte Francisco'nun üzerindeydi bir bölümde. Bolmaro'nun üzerindeydi. O kısa üzerindeyken switch'i yaptığı zaman Motley. Hayes'te diğer e, ikinci bir switch'te öbür kısanın karşısında kalmak zorunda kalıyor. Yani Motley Hayes tepede arkada zaten rebound konusunda biraz sıkıntı olması doğaldı. Öbür tarafta hücumda 3. periyotta Papayanis'in çok iyi perdeye taktığını gördük rakip <laughs> kısaları. Ve Ibaka'yı aynı şekilde. Ibaka biraz yükseldi. Her pozisyonda Papayanis rebound'ı aldı. Çok kritik oldu Fenerbahçe'de. Papayanis aslında e, boyalı alanda savunmalı büyük caydırıcılık da sağlıyor. Aslında. Ama rebound pek mahir olduğu bir konu değil normalde. E, rakip karşı da çok caydırıcı oluyor aslında. Bence ne onun ne Motley'nin çok fazla çıkmaması lazım. %100 katılıyorum. Çünkü yani. geri gelirken Bazen yetişiyor, bazen de faal yok. Sertaç oyundayken ser olsa sert olsa Sertaç'ın da aynı şekilde. Yani o savunma tarafında üçü de e benim bir şey sıkıntı yaşıyor çok iyiydi ama bugün savunmada. Savunmada, hucumda. Evet. Wilbeck'in zaten istediği zaman bence Avrupa'nın en iyi 5 kısa savunmasından biri. Ama canı istesin yeter. İşte o olması için de hucumda işin içinde olması gerekiyor. Çünkü olmadığı zaman bir yerden düşüyor, sonra düşüyor öbür tarafta düşüyor. da moral Aynen. Ben, evet. Aynen. Francisco ya. Francisco'ya çok iyi iki savunma yaptı gerçekten bugün. Edwards'a da ya. yaptı. Fena oyuncu değil. İyi, yetenekli bir oyuncu zaten. Fena oyuncu. Biraz bir de kaldırıp attı gerçi de birkaç defa bizi riske ettik. Onu şutu zaten Nelemedi. çok usta olduğu bir konu değildi geçmişte. Ama transition da geldi attı böyle evet. yani hiç şey yapmadan. Geçen yıl Spanoulis de çalıştı Peristeri'de, etkisi olmuştur. Olmuştu da Spanish Transition'dan çok kullanmazdı işte. Bayağı, orada <laughs> herhalde e, değişen Ama basketbola bula, 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 bula. Ama bugün ya ucum ikinci şans bazen üçüncü şans ya da hızlı geldiklerinde Kars'ın şey, nasıl buldum? Feci. Kötü değil mi? Çok kötü. Çok kötü değil Evet. Çok kötü yani. Kaç bir, tane bir tane iyi maç oynadı. Baskonya maçı. Onu kapattı. Ge geçen senenin kopyasını yaşıyor aslında şu anki Carson dönemde. Carson bugün 6 sayı, 0 rebound, 0 asist. Toplam 0 9'da, top 2. 9'da 2. 9'da 2. 9'da 2. 4'te 0 üçlük. 4, şey, geçen sezonda mesela Fenerbahçe'de de sezon öncesi e, hazırlık maçlarında acayip maçlar çıkarmış. Bu sene de bayan mühitte. Sezon canım, öncesi canım, hazırlık 17, maçlarında. 16 Ama sezon öncesinde de şutu iyi değildi. Bir maç hariç. Yani ama e, o skorer kimliğini çıkarıyordu şeyde ama Fenerbahçe de sezona geçen sene kötü başlamıştı. Bence sonra biraz toparladı. Euro Sonra da dönmesi lazım Edwards'ın. Bir sezon orada direksiyonda olacağı bir takımda oynaması lazım. Tamamen bir kendini bulabileceği diyorsun. Yani Jaguars tarzı işte bulacağı ayarı, demeyelim de bulabileceği bulabilirse. Ya da Avrupa'daki oyuna daha çok adapte olabileceği. Bir de belki bir de en iyi belki çalışabileceği bu konuda en iyi koçla çalışıyor. Ama çok kısa var bu, işim... bu takımda bir de öyle bir şeyler var, var. var. Senin gibi bir Nick Weiler, Bepçi. bugün fena savunma yapmadı. İstersin değil mi onu? Hayır bir de size olarak e, diğerleri daha uzun olduğu için yani Bolmaro mesela ben e, maç başladı o alaytısa tam sağ fiziksel baskısı Bolmaro'nun herhalde Real Madrid Barcelona maçlarından diye düşündüm. Zaten o yüzden topu Eys'e çıkardı Fenerbahçe maçın başında. Ve kalaydı hiç maça giremedi. Tabii. Bonga 2 0 3. 3 numara oynadı, 2 numara, numara oynadı, 4 numara oynadı. 4 tane mi, 5 tane mi hücum faul yaptırdı? Evet. Şutu olsa çok tehlikeli oyuncu. Bak ben sana söyleyeyim. Bova var mı? Bonga. Ha, hayır, ben hayır. Dedim. Bova mı arada öyle de bonga, esas. azından Dünya Kupasında iyi geçirdi ya. Ben Dünya Kupasında ilk kez onu böyle Böyle alıcı bir gözle izleme şansım hani izlediğim finalde falan da Hani iyi oyuncu. Bence de. Ama hiç 23 yaşında gibi değil anladın ya. O... <gülüyor> Onun <gülüyor> <gülüyor> bir pozisyonu çok belli değil. Bence öyle bir sıkıntısı var. Basketbol arasında arada kalmış bir pozisyonu var. İşte birden dörde hepsinden süre alabiliyor biraz. Ya en iyi bir günün... şey tabii. Ama günümüz basketbolunda <laughs> bu çok önemli bir şey yani. Ama işte şutu biraz defekt oluyor olunca... Sen söyledin değil mi? Oyun kurucu şeyli Evet çıkışı, çıkışı Almanya'da öyleydi. Bir numara. Her pozisyon oynuyor. Her pozisyonda katkı yapıyor. Hiçbir pozisyonda dominant değil. Ama şutu olsa o çok değişir. Tabii atletizm ve savunması müthiş zaten. Evet Abi zaten öyle bir 5 ile başladılar ki en kısası 1.91 Ops. 1.99 2.3 Ibaka artı Bukur. 2-1. İbaka'da herhalde bir <laughs> 2-6 vardır. Var. Yine Itudis'in bu arada maç sonunda ...Obst'un ikinci şutuna switch ettirdiğini gördük topsuz oyunda. İlkinde isabeti bulmuştu. Orada belki Pierre adam değişimi yapabilirdi. Bence İthudis'ten ziyade o Pierre'in hatası. İki tane kaçırdı üst de direkt ay, söyledi zaten. Bir tane çok zor soktu. Woolbeck'ın ee, mıydı? Savunan mı abi? Pierre. Hayır Pierre yardıma geldi ama switch yapmadı. Woolbeck'in de. Orada switch yapacaksın abi. Fiziksel üstünlüğün de var. İkinci de zaten direkt switch dedi. O yine iyi bir müdahaleydi orada. Bizim en iyi olduğumuz bölüm işin hücum tarafında Wilbeck'in de Dorsey sağdayken ilk yarının sonuna doğru. İşte o zaman e, yani o biraz işte şu tehdidi olduğu için e, daha iyi yerleşiyor. Ama orada Anadolu'nun dediği gibi dört e, alan alan açmak konusunda Papayanis de sağdaydı ya orada da. Tabii dört şütör artı Papayanis. Papayanis'in varlığı zaten rakip uzunu da dışarı çekiyor. Yani şut kullanmasa da çekiyor. İçeri devrildiği zaman da pas verebiliyor papayanis. Evet. Ve de verebildi bugün. Yok yok o o konularda Motti gibi değil. Motti de verdi bugün bir tane. Bugün bir tane verdi evet abi. Dur. <laughs> Asist yok ama. Kaçırdılar mı evet. onu? Bir tane verdi. Sağ köşeye verdi. Kim Bak ne? mesela şey, Edwards ne kadar doğru başladı. İki tane asiste bomboş ıı, şut kaçırdılar. Ondan sonra şeye döndü. Duvarları tırmanmaya. Evet. Bu arada oyuncu hazırlığı konusunda da Etudis bugün iyi iş çıkarmış. Birkaç pozisyonda gördük. Mesela Bolmar'ın ikili oyunlarını alttan geçmek gibi. İşte Francisco'ya daha yükselmek. Ee, Obstu mesela ikinci çeyrek veya üçüncü periyotta Fenerbahçe Beko adam değişimini sadece topsuz oyunlarda yaptı. Sürekli şut takibi yaptı. Orada da çok işe yaradı. Bir tek Hayes adam değişti. Obstu kime benzetiyorsun? Hiç kimse. Senin kafanda biri var. J.C. Carroll mu? Yok, ya, yok ya, bir, yapma abi. yapma. Billy Bayron'la e, Kyle Kuric böyle bir karışımı bir şeye benzetiyorum. Çok çabuk çıkarıyor topu. Bayron daha iyi bir yönlendirici ona göre. Bayron ona biraz evrildi ama. Evet. Pasquale'den sonra özellikle. Pasquale'den sonra Ama osta da var. Topla oynama, topla var, birebir var. yer şey Zaten o o tarafı işte biraz böyle Bayron'u andırıyor. Kyle Kuric'in de o çok çabuk şutu kaldırması falan biraz böyle havadaki ya, nasıl diyeyim sana havadaki dengesi falan böyle değişik bir oyuncu yani. Şey oyuncu Amerika'yı eledi. <laughs> evet yani. Değişik bir oyuncu. Yani... J.C. Carroll kimse olamaz abi. Bir de J.C. Carroll'ın savunma yönü de vardı. O da istediği zaman çok acayip bir savunma yapabiliyor. Real Madrid, Madrid her zaman bazen tutuyor bazen tutmuyor. <laughs> Az şut çok üretim şütörler buluyor. Ta Louis Block başlıyor. Sonra Casey Rivers, işte başka kim vardı? J.C. Carroll. Onları hep... Kozör. kozur Az... Kozör'ü As oraya koymazsın ya. Ya o da iyi. yani Fener maçlarında <laughs> biz yolda gelirken Hep, ya. hepsinden daha öyle etken. Yani biz... oyun kurucu yoksa Kozör o rolde değil ya. ama kısalar varken Kozör şutör gibi. biz yolda gelirken 2016 elediğimiz Madrid'i 3-0'la konuşuyorduk da kadroyu. Yani e, değişik kadro. Ama dedim ki Kozör o kadroda yok olsaydı. olsaydı bir E, şeyde Laboral Kutça bize şeyde oynadı ya. Ha, evet, Final yani. Fo Final Four'un ilk maçında oynamıştı ya bize karşı. Ya o zamanlar takımlar ne kadar güçlüydü. O maça yani. da o maçın 13-0 baş... yok 10-0 13-2 oradan eee son periyodun başında Boris'in 3'lüyle olan maç mı gitti falan diyorduk <laughs> tribünde oradan da döndük. Gerçi orada da Sulukas'ın Bogdan çok kötü oynamıştı maçı. Evet. 10-1 On, miydi öyle? Bogdan çok... kötü oynadı. Veseli ser, serbest satış konusunda finalde kötüydü ama o maçta mesela maçın 6-0 tek başına bir serisi var. 66 60'tan bu ne? Böyle Novitski gibi bir basketi var. Ama bak arabada konuşuyor. Bu EuroLeague için çok büyük tehlike. Yani Fenerbahçe'nin Euroleague... elediği takımların kadroları Baskonya'da Baboa yani kaç 5 yıldır EuroLeague'in kalitesi özellikle son 2-3 senede böyle çok böyle şeye gelmeye başladı. Yani önceki sezonlar önceki şeylere göre düşünüyorum ya 2008'den bu zamana alalım. Hadi modern EuroLeague'den alalım. Hani o içinde. 2002'den itibaren gerçekten e, Avrupa'da oyuncu üretiminde ithal ve ithal konusunda da sıkıntı var. Hep ihraç ediyorlar çünkü. Yani hep NBA'ye geliyor. Bir oyuncuyu çekiyor. Ya da işte e, böyle çok skorer oyuncuları Çin'e Çin e gidiyor. Parayı tercih ediyor vesaire. Yani o biraz tehlike aslında. Vallahi o, Avrupa için. Havuz da daraldı yani. Panathinaikos takımı inanılmazdı. Madrid takımı inanılmazdı. Şey Bas Baskonia takımı inanılmazdı. Ee, buradaki sorun nereden kaynaklanıyor peki? ya şimdi mesela e, NBA şeyini anlıyorum. Doğru takıma gitmediğin takdirde, Mitzich mesela. Fena da oynamıyor. Ama ilk maç DNPCD, Did Not Play Coach's Decision. Ezan Galiba. Yani e, NBA'de gideceksen menajerin zaten işte Chicago Bulls alsaydı Messi'ci çok farklı olurdu orada. Tabii, takaslanma ihtimali halen konuşuluyor daha önce. Konuşuluyor ama gelmeden önce takas yapmak istedi şey e, Chicago. Sam Presti herhalde biraz parlatalım. Birinci tur. <laughs> ha bir de şu da var mesela Artık saça ya. Oyuncular yok Avrupa'da. Mesela eski... 10 sene önceye dönüyorsun. Panathinaikos'ta. Oyuncaksın. Sahada bir Diamantidis'i görüyorsun. Hani... Bambaşka bir seviye. İşte... Bir tarafta Sponolis. işte Barcelona Navarro. işte Rudi'nin NBA'ye gidip döndükten sonraki Rudis'i... Sergio Lulu falan. Onlar <laughs> hala burada. Ya tabii. onlar da bırakacak gibi değil. Hayır <laughs> ama <işte>. yaşlandılar <laughs> yani, yani ya, o zaman. Tamam işte gelmiyor o tarz oyuncular. Onu söylüyorum. Şimdi dönüp bakıyorsun. Bir... Bir 5-6 sene öncesine git. Sarunas Yeskeviç'üz. Biraz şey olsun diye. Hani o böyle şey klasikleşmiş oyuncular yok. Yani kimse Avrupa'da e, devam ettirmek istemiyor. Mesela 2 sene 3 sene oynuyor. Genç bir işte Avrupalı. Gidiyor NBA'ye mesela. Anlatabiliyor muyum? Yani örnek vereceğim bir oyuncu da yok mesela. O mesela Hernan Gomez biraderler. Benim beklediğimin çok... Yani hele şey... Altında mı? E 10 dakika oynuyor abi. 15 dakika oynuyor. Yani... E bence milot içiyor öyle. Yani, i̇statistiklere bakma. Hem pahalı oyuncusuydu Avrupa'nın bir arada. Bir ara. Onun makamı ile ilgili bu hafta içi bir oylama yapıldı galiba değil mi? Evet. Sırbistan'da oynayacaklar. Yerel maçlarını, evdeki maçları... Ya öyle bir sonuç çıktı. Orada da mesela e, iki 2 iki isp, üç İspanyol Fenerbahçe, Efes. Efes. Biri daha vardı orada. Monaco mu? Ne o? Ne... Oylama yapıldı da onunla alakalı söylüyorum. CSK da oy kullandı. Ama sonra Euroleague açıklama yaptı. 13 e, A lisanslı takımda baka bir devam etsin dedi. Sen evet. o şeyi gördün herhalde. Evet İnst evet onu söylüyorum. Instagram'daki maka bir... E Yok ben Instagram... Taraftar şey... Instagram şey. O, nedir o? Küfür ediyorlar. Sözde. Yani şimdi ya Euroleague yalan söylüyor ya onlar yalan söylüyor. İspanyol ve Efes Fenerbahçe'ye. İspanyol takımları artı Efes ve Fenerbahçe. Öbürlerine de teşekkür ediyor. Biz bunu asla unutmayacağız diyor. Biraz da şey gösteriyor. Ama... Rus takım, unutmuyorlar. Rus takımları ihraç edildiğinde nasıl oy kullandığını da kendi hatırlamıyor. Fenerbahçe'nin 3 galibiyetini sildiren oylardan biri onlardan geldi. Her şeyi hak gören bir ha, herkes çok be. bir şey beklememek lazım. Maç e, maça ekleyeceğiniz şeyler yoksa sorulara geçelim. E, alalım varsa sorular. Senin var mı ekleyeceğin? Yo, sorular üzerinden Ahmet, zaten konuşuyoruz. Yaymanoğlu iyi yayınlar teşekkür ederiz. İti sert alıp veremediği ne olabilir? Gerçekten merak ediyorum. Sesci'nin daha iyi süre aldığı bir maçta tek bir dakika daha yalan olması daha doğrusu verilmemesi düşündürücü. Bak e, bence bir sıkıntı var. Hadi yorummuş gibi algılasın herkes. Bir sıkıntı var bence orada. Kili ilişkide ben bir sıkıntı seziyorum. Şahsi yorumum. Ee, yani vücut dille vücut dinden de anladığım kadarıyla çok mutlu değil bu durumdan. Ya i̇nşallah düzelir. Hayır Sertaç Türkiye Ligi için de Ama çok Ama bak Motli son 5 dakikayı öyle oynamasa e, Papa yani zaten maçın başında fuar problemine girmiş. Sonra yine iyi, iyi idare etti de oldu da maçı kaybetsen Sertaç'ı çok daha e, büyük sorun haline gelebilir taraftan şeyinden ezilen. Şimdi kazandığın için ...biraz daha böyle hani... E, ...soruları biraz aşıyorsun. Ama yağın öbür gün... kullan ...kullanmazsan ve bu tarz bir maçı kaybedersen... ...daha büyük bir e sıkıntı tabii. yaratır. Birinci gündem olur. Tabii. Ki çünkü Sertaç çok değerli bir uzun yani. Hem milli takımımız için çok değerli... E, ...ki Efes'teki o atladığı seviye... ...özellikle son senesi. Şampiyonluktaki belki... E, ...görünmeyen aslan payı onundu. Playes'le beraber. Yani... Ben yani anlam veremiyorum. Bilmiyorum. Oğuzhan Bey'den gelmiş süper chat. Teşekkür ederiz. Wilbeck'in her seferinde nazire yaptı sanki. Evet. Vallahi öyle oldu biraz. Evet. Onu hissediyorsun bir de izlerken biliyor musun? Yüzde yüz. Bunun için gittin derdini. Keşke gibi. Edwards her takımda olsun. <laughs> <laughs> bakın hep böyle oynasa yani, yani değil mi? Yani. Rakipte rakip de bir Edwards. Yalnız yani <laughs> hala oyun kurucu diyorum hala derken yani hayır yani Kalaitis iyi oynarken yani... hiç fark etmez abi. Hı? Şu takım bağırıyor oyun kurucu diye. Goffetov. <laughs> 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 eee Murat abi takımın play yolunu nasıl görüyorsun? Oynanan oyun şu an iyi olması da Obra takımı gibi sonradan formda diyebilir miyiz? Geçen sene tersi oldu. Yani sezona müthiş başladı. <laughs> Sezon sonunda yine iyi başladık sakatlıklarla ha, Maşallah. ya Valencia maçını vermesek mu beş. muazzam bir başlangıç. Beklentilerin ha. çok üstünde bir başlangıç. Ha. Ya bir şey söyleyeceğim katılır mısınız? Biz Murat abiyle de konuşuyoruz da. Barcelona ile Real Madrid sanki bir kadro seviyesi olarak sanki bir iki gömlek ayrıldılar diğerlerinden. Yani böyle bayağıdır ben bu kadar bir şey hatırlamıyorum. Euroleague. Fark. Fark. Onlar ayrıldı. Real'de Barcelona ile <laughs> bir adım ayrıldı. Evet. Onların arasında da bir ayrım var. Sonra Barcelona, Monaco bence. Orada da ama Kemba'nın nasıl katkı vereceği çok önemli. İyi kadro ama abi işte orada Mike James, Kemba Walker iki tane canlı bomba. Lloyd, yani Okobo. Lloyd, Okobo. Çok iyi kadro kağıt üzerine bakınca ama işte bazen biliyorsun bazı isimler yan yana geldiği zaman farklı şeyler sonuçlar da çıkabiliyor ortaya yani çok yıldız demek ya da çok böyle potansiyelli oyuncu demek o takımın şampiyon olacağı ya da şey olacağı demek değil. Olympiakos bence geçen seneye göre zayıflayan bir ekip. Katılıyorum. Zaten Sigma da galiba ayrılacakmış takımdan. Vallahi mi? Dört bakıyorlarmış yerine. Çok enteresan ya. Kısa rotasyonu için ne dersin? Yani İyi su, kullanıyor. Suluk az sonrası Goss. Anlaşılır bir tercih bence. Ama orada bir ekleme daha lazımdı. Ben o yüzden kendilik nanı bekliyordum. Olmadı ona <laughs> galiba. Biraz da ikisi aldılar ondan dolayı işte. Harmony süper chat gelmiş. Teşekkür ederiz. Fenerbahçe önceki 4 maçta alamadığı reboundları bu maçta saklamış. Wilbeck'in hep böyle görmek dileğiyle diyelim ama sadece bir dilekten ibaret gibi. Bir maçlığına da olsa bize PG eksikliği eleştirisini unutturdu. Hem de Kalaites'in döküldüğü bir maçtı. Evet. O kadar ince bir çizgi var ki maccabi Wilbuck'ınla evet. bir gidip geliyor değil mi böyle bir? Yani işte Adrenalin mi yani çok mu kendine güvenmeye başlıyor? Geçen hafta mı maccabi dönmüştü? Asya maçı değil. Hangi maçtı? Yakın zaman Panathinaikos maçı. Panathinaikos maçı galiba. Atamana. Ama iyi oynadı o maçı ya. Bir maçta bir kötüydü ya. Şey Milano maçı olabilir. Belki bir maç Olabilir. E oraya dönmediği sürece o çizgiyi aşmadığı sürece bir sıkıntı yok ama açtığı zaman ama ne olursa olsun savunmada en iyi olması lazım. Çünkü 5 maçta da gördük bu takım savaşarak savunma yaparak maç kazanacak. Kesin. Yani böyle tokatı vurup geçecek bir takım. Mücadeleden vazgeçirse asla, geçtiği asla, için maç kazanamaz. Falan. Asla. Bir de Wilbuck'in bu rolünde Itudis'in de katkısı çok önemli Kesin. gerçekten ve Dorsey ile ikisinin arasındaki uyumu da sağlaması. Ya sezon Hiç çok zor beri iş aslında yani konuşuyoruz. Orada bir ikilinin arasında uyum sağlayabilmek. Gerçekten i̇şte topu seven kısalar yani bir de. 5 maçta şu denge bence önemli. Tabii Dorsey yoktu. Önceki üç maçı kaçırdı. Ama geldi yine Wilbeck'inle birlikte iyi bir ikili olduklarını gösterdi. Bence önemli. Ya yani umarım 10 yani on üzerinden altının altına inmezler. Peki bugün Madar olsa Kalaitis <laughs> dökülürken onu oynatacak değil mi? Ya bazen bazı eksiklikler işte bu tarz hani mesela nasıl... ...işte 2016 play-off'unda Veseli yokken Ekpe Avrupa'ya ben geldim dedi. Hani mesela. Kaliniç. Ya kaliniç şey oldu vesaire. Hani yani... Bazı eksiklikler bazen hayırlı oluyor yani bazı maçlarla alakalı. Ya Madar olsa Kalates'in rolünden bugün. Ya Madar olsa belki kaybedeceksin alırdı. bugün maçı. İki top kaybı yapacak bir yerde ya da... Hayır Madar olsa belki Willbekin, Dorsey ve Guduric'i çok daha az birlikte oynatacak. Aynen bu kadar katkı alamayacaksın. Bence Kalates'in süresinden alırdı bugün yani. Poç. Fark etmez. O Kalates'in süresinden alması değil mesele. Yani bazı dinamikler var ya maç içinde. Tabii. Bugün evet. şey bence e, Madar'ı hiç aratmadı. Hem Fenerbahçe'nin e, savunması enerjisi hem de hiç sokamadılar abi. 29'da 6. Yani Ops belki de Avrupa'nın en iyi şutörlerinden 7'de 2. Yani şimdi i̇ki tane de hücum ribaundu sonrası boş atamadı. Evet boş da kaçırdı. <laughs> e, e, i̇yi ki de kaçırdı. Carson 4'te 0. Mikrofona vurdum. Ee, <laughs> kırılmasın. Yani e, Francisco dışında o 7'de 5 atmış. O kadar iyi mi attı ya? Hı? Fark etmedik. Yok, 7'de 3 abi. 3 mü o? 3. Heh, 5 tamam. olamaz zaten 6 tane attılar diyorsun abi. 2 Hayır. tane ops. Bu ışıkta gözler görmüyor da onlar. Hangi ışıkta görüyor onu hemen. <laughs> <laughs> Fenerbahçe'nin üçlük savunma konusunda da 3. periyotta yine önemli yaptığı bir iş vardı bence. Hem e, Bayern Münih'in daha içeride postap oynadığı oyunlarda adam değişmeyi yapmayıp Hayes'in rakibi sırtında kaldığı pozisyonlarda Motley'nin çok doğru yerde yardıma gelmesi toplu oyunda switch olmadığı için de sürekli şütörlere topsuz oyunda switch yaptı. Orada çok iyi kapattı gerçekten. Son çeyrekte. Üçüncü periyot abi. Ve son çeyrekte de biraz bir bölümde. Yok Motley'nin ya yani Motley bu savunmayı yapsın sabahtan akşama kadar razıyım abi. Anıl Ağa, bu takımın uzun rotasyonu çok ağır ayaklardan kurulu değil mi? Flame Dog. Herkese zaten, zaten soru Söyledim tabii ki de. Yo, ben soru için dedim abi. Yani Hepimiz <laughs> cevaplayabiliriz. Olur mu Anılcığım sana geldi. Sen e, cevaplayacaksın. Şey <laughs> Estağfurullah abi. zaten ya? yazın da konuştuğumuz bir konuydu bu. Bilhassa orada Moddi'nin ayrışması gerektiğini hep söylüyorduk. O da bugün biraz daha farklı bir noktada belki ayrışabileceğini gösterdi. O da önemli tabii ki. Ama adam değişimi savunmasında ekstra bir plan kesinlikle gerekiyor orada. Ama Molde Hexte... bu, bugün tepeye kadar kaç kere çıktı? Çok çıkmadı. Hiç. Bir ben tane hatırlamıyorum. Çıktı. Ben yani Çok basit bir fual çaldılar. Bu, o, basket ekstra fual. çıktıkları oldu ama. <laughs> mesela zorunlu adam değişimi oldu artık. Yani son 3 saniye. Dört evet saniye or orada de. çıksın. 10 yani. saniye kala çıkmasın. Yani ilk aksiyonda ilk tercih olarak Switch'i çok az yaptı bugün. Zaten. Ki doğru olan da o bence. Evet. Orada Wilbeck'in katkısı. Wilbeck'in, Nigel katkısı. tabii. Katkısı. Ve Pierre. Pierre. Abi tepede takılmayan agresif kısa savunucuların olunca uzunlar da rahatlıyor. Şimdi, işte, Switch'te çok böyle şeyde kalmıyorlar. Hayır ama onları, e, şeyden kuyudan uzaklaştırınca bu sefer öbürlerinin de şeyi azalıyor. Yani... Dorsi'yi de, de savunmada bir iki kere iyi sakladı Fenerbahçe. Evet. Etudis hazırlanmış ona. Evet. Önemliydi o da tabii. Topsuz savunmayı çok iyi oynar biliyorsun. Ve Murat abinin bahsettiği Tarık tabi savunma. Ramazan altı. Abi Tarık'ın böyle savunması çok mutlu ediyor ya. Süper chat gelmiş. Teşekkür ederiz. Wilbeck'in Papayannis'e biraz da Gudur iç harici diğerlerinin oyuna girememesini, konsantrasyon eksikliğinin sebebi nedir size göre? Galatasaray maçı mı yani? Bunu anlamadım. Gal Galatasaray maçı mı? Yani Galatasaray Galatasaray maçını kazandı ya Fenerbahçe. Pazar evet. günü, Pazar günü o, o maçtan gelen bir şey mi herhalde ya da onun kazanmanın verdiği şey. Mi? Hepsi yoktu ki beş tane oynatabiliyorsun. Yorgunluk zaten. mu? Ne bileyim. Kim Guderic vardı o maç? Kalaitis vardı. Gudrich vardı. Mod Modu vardı. Hayes vardı. Hayes vardı. Vardı, evet. vardı evet. Öbürü kimdi? Madar. Madar. Madar vardı. Bravo. Sakatlandı zaten. Ya bence o... Ya bir oyun... de 5 gün var arada ya. Öyle Hayır çok bir de, bir de oyuna girememelerinin nedeni Kalaitis'e yapılan baskıdan dolayı Kalaitis hiç oyuna giremedi. çok fiziksel başladı Bayern. <laughs> Zaten bu sene her takımın Fenerbahçe maçlarında Aynen. bunu bir plan uz olarak uzun beşi görüyoruz. görüyoruz. Nedeni ne peki Anılcım tam sence? Ya geçen sezonki işleyen planı bozmak bir trend oldu artık o da. Yani Efes'in yaptığı vardı yıllarca. Topu koşturarak çok iyi kısalarla. Devamında Real buna bir çözüm bulmuştu mesela. O seride Osman Garibay'la. Yani i̇şleyen takımlara tabii bu tip tuzaklar oluyor her zaman. Ruben de herhalde yani NBA bileti, bileti o şeydir herhalde. O playoff'tur herhalde. Müthiş Abi X. sıfırdan seriye alıyordu bir taktikle. Simon da tamam, işte kazandık yani. E, tabii kazandı. Şöyle Simon'da normalde mesela sağ basıp patar sola basıp atmıştı o gün hatırlıyor musun? Maçlar Soluna vurup direkt, sol biraz da normal, uzaktan. Normalde sağına vurup atar ya uzaktan mı? Şeyde şey 9.5 metreden falan attı ya. Çok zor bir şut yani. Fatih Kılıç Sokan. Teşekkür ederiz. Nacil'in akla aklı hala NBA'de gibi oynuyor. Kendini göstermek için NBA şutları deniyor. Asıl işini bu sene asla yapmıyor. Üstüne maçın sonunda yaptı. Rezillikte Siz Nacil hakkında ne düşünüyorsunuz? O kadar yani, sinirlenmiş ki sonu yazamamış Fatih Bey'in. <laughs> da bir yani sinir. Üstüne düşeni şöyle yapıyor. Savunmada yine vazgeçilmezi şeyin Pierre'le birlikte. Ama alt bugün keser. Ya hücumda bir bencillik var ya. Bu e, kafa o şey konusunda biraz bencillik derken normalde nacil boş şut dışında sürekli her gelen şutu kaldırıp atmazdı. Ama mesela 5 beş üçlüğün 5'i dağıtıyorum de zorlama değil. İkisi bomboştu. Evet. Maçın başında bir tane soktu. ilk atışını ah, soktu evet, zaten. Evet. çeki yaptı ilkinde evet. soktu. Oradan sonra zaten hani bir de o da öyle bomboş değil. Alır almaz el geldi ama kaldırdı attı mesela. Şimdi NBA'den ziyade bence geçen e, sezonun ikinci yarısı acayip şut sokuyordu. Maç yani, sezonu da iyi başlamıştı. Öyle bir ritim buldu ki hani sezon başında ceza atışlarını sokuyordu. Evet. Ondan sonra hareketli falan atmaya başladı. Atmaya başladı. Şimdi o ritmi mi bulmaya çalışıyor bilmiyorum ama o son faal ne kadar e, maçın heyecanı da olsa yani kapıyı tekrar araladı şey için, bayan için. Geçen çünkü e, Fatih Bey'in söylediğimiz kendi aramızda konuşmuştuk biraz NBA'de kalmış olabilir mi aklı çünkü biraz kendi skorunu oynar gibi bir havası var falan diye konuşmuştuk maçı izlerken. Hangi maçtı tam bilmiyorum. düşmüşmüş. Yok öyle bu o var ama bence e, ikinci yarıda da geçen sene buna yakın oynuyordu. İlk yarıda topun oyunun ona gelmesini bekliyordu. Ama yani geçen... bunlar girdiği zaman sorun olmayacak yani. Şey 5'te 3 vardı. olduğu zaman sorun olmayacak. Katılıyorum. Geçen sene biraz e, da verdiği yükün daha da ağırlaşması da vardı orada. Belki o da biraz Naci'nin geçen sene sakatlanmadı ya. Hayır abi Fenerbahçe'nin sakatlıkları Willbek'in, DeSean, yeah, DeSean motley'se işte biraz daha iş ona kaldı işin şey tarafında. Bu arada yazın sakatlığı da vardı Heysin. Hiç hazırlık. Onu da hatırlamıyorum. Hazırlık döneminde hatırlattı. hiç yoktu. Şeyde hazırlık. de oynamadı değil mi? Ee, hazırlık maçlarının hiçbirinde oynamadı değil mi? Ee, oynamadı. O zamandaki turnuvada da yoktu. Bilir. Teşekkür ederiz. Ee, sizleri izlemek büyük keyif. İyi ki varsınız bir mukabele. Raul Neto bireysel antrenmanlara başlamış. Beklenenden erken dönebilir mi? Son olarak atamızı bize armağan etti. Cumhuriyet bayramımız kutlu, kutlu olsun. Hepimize kutlu olsun. Evet Oğuzhan Bey hepimizin. 24 saat sonra. Valla şimdi e... yani soru neydi? <laughs> <laughs> Cumhuriyet Bayramı'na döndü sen demiş. Evet, orada kaldı. Raul Neto bireysel ha. antrenmanlara başlamış. İnşallah döner. Ben Fenerbahçe'de e... şimdi bir dönmek var, bir dönmek var. İnşallah Ya e... e abi e... çok kaç zor hafta... bir sakatlıktan gelecek yani. Dorsu için kaç hafta dendi? Bayağı sürecek demişlerdi erken e, dönem. Tak diye döndü. Tabii ona ben ay bekleniyordu. Ona benzer, bir, ona benzer bir ona benzer bir kırık da şimdi mesela futbol takımında Ciku'da oldu. O da mesela iki ay olabilir falan diyenler vardı. Dört haftada o da dönecek gibi duruyor. İnşallah o da erken döner mesela. Ama... Dorsi için de mesela iki ay falan konuşuluyordu. İki haftada falan döndü değil mi? Ki... Ama Neto'nunki de ağır. Neto'nunki ben beklemiyorum açıkçası. Bu ben sezon. Geleden, evet. Bence de bu sezon çok zor abi ya. Dönerse de helal olsun. Dönerse Dönüp... bizimdir diyelim. Dönüp iyi oynarsa da bizimdir. <laughs> Dönerse bizimdir. Seheran Bey'den Vay gelmiş. Ala, Buyurun. Sizin memleket. Illinois'dan selamlar. Ne olacak bu Amerikan futbol takımımızın hali? Serhan'cığım <laughs> <laughs> kadronun genel, geneline siyaret etmiş ciddi bir oyun zekası problemi var. Bu sizce bir saha içi lideri olmaması üzerinden mi yoksa sadece bireysel oyuncu kalitesi üzerinden mi okulmalı? Güzel soru. Güzel soru. Tam bir yıl solucu. 51'e 49'um ben. Hangisi 51? Lider Sağ, içi olmaması. Olmaması. Sağ içi lideri olmamız. Sağ içi lideri Fenerbahçe'nin... Bugün Wilbeck'indi. Wilbeck'indi. Yarın Bu... kim olur peki mesela? <laughs> Bugün Wilbeck'indi. Kalaitesi iyi oynarken... Plank iyi oluyor. Deşan iyi oynayınca bazen Deşan oluyor. Nacıl iyi oynuyor. Nacıl oluyor. Gud... Abi Guduric. Kanar ee, başını e, lideri koç. Kabulun dışına çıkmasın Guduri. Yani, çok seviyorum ama çıkmasın. Bu yıl bakınla dolayı bireysel oyunda e, daha ön plana çıkıyor. Guduric onları ayak uydurduğu zaman bence biraz kaos başlıyor. E, ama yani basketbol IQ'su genel olarak düşük zaten. Onu konuşmuştuk. Ya çok zeki oyuncular da var yani genel böyle şeye bakınca ortalama benim beklentim. Ya altında. obra takımı gibi değil. Yani. Değil. Evet. Veseli 5 numaradan. ya da bir oyun Kokoşko konu. takımından küsü düşük değildi ki o kadar. Mesela. Nandosu. Veselisi. Evet. <laughs> Sonra Gudur'u çekti <içi> <laughs> Şayok Şay yok muydu? Şay yok. Ya onu oynatmadı ki o yüzden. O bir sonraki sene abi. Öyle George mi? Georgevic. Georgevic sensin <laughs> evet. o? <laughs> yok şay yok evet bir sonraki sene. Johnny Hamilton. O, o, şey, o şey Kokoşko. Zaten 3 Kokoş. maç izledik Hamilton. Sonra Euro Cup'a kiraladı. Baya şey oynuyor. Bursa'da iyi. Çok iyi Şutunu oynuyor. Şutunu geliştirdi mi? <laughs> Hala blokluyor ama. Abi blokluyor, rebound alıyor. Açık sayı çok iyi koşuyor zaten. Özelliği. Zaten Kokoschko ondan almıştı. Üçlükten zıplayıp smaç yedik. Ama yürürüz. o sene de oyun kurucu olmadığı için de Hamilton zaten oyun aklı o kadar iyi bir oyuncu değil ama biraz daha da kötü gözüktü. ne vardı. O, oyun kurucu. Lorenzo. E, Lorenzo o, ama Alex oyun Perez kurucu vardı. gibi kullanılmıyordu. Alex Perez vardı. Ya bırak <laughs> Lorenzo varken de Nando bir numara gibi kullanılıyordu. Ben lig maçlarını seyrediyorum ya. Alex Perez'i biz nasıl aldık diyorum ya. Ben anlamadım bilmiyorum valla. Bir de biz ona bayağı ödedik biliyorsun. Evet. Ama 150 bin euro muydu öyle bir şey. Bir 150 euro alabilir miyim senden? 150 bin. <laughs> <laughs> Biri yok. 150 euro. Çok küçümsedin de parayı o yüzden. <laughs> Serkan payas, Hatay'a selam olsun. Süper chat sorusu gelmiş. Teşekkür ederiz. İyi yayınlar. Şu anda 3 ve 4 oyuncu üzerinde dönüyor maçlarımız. Maalesef ileriki periyotlarda... Sertaç Şanlı gibi küstürdüğümüz oyunculara ihtiyacımız zamanla olmayacak mı? Teşekkür ederim. Olacak. Yani şöyle inşallah olmaz. Ee, i̇şte Madar'la başladı. Zaten sezon öncesinde e, Neto'yla ile başladı. Daha Fenerbahçe forması giymeden bak onun sakatlığı çok ciddi yani. Jagars. 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 Abi Zagars zaten öyle bir sakatlığı yaşadı. 3 sene önce o ilk Hatta 20, 19 iki tane sakatlığı var geçmişinde. Bir şeyde var. 17 18 iken var. Sonra Değil bir 2 sene sonra 10, 10, 10 gene var. 2 sene sonra bir de üzerine gene yani e, çok şanssız diyebiliriz. İyi de oynamaya başlamıştı. Evet. E yazın yazı da yüze, iyi. Hayır zaten e, ne kadar doğru bilmiyorum ama e... abi aynı bölgede zaten Yür... bir tane takım bu kadar sakatlık verebilir. Başka hiçbir Hangi camia mümkün değil yani. Ya olacak iş, olacak iş değil yani. Yani şey aynı bölge. Allah kaleyi korusun diyorsun. Abi düşünmüyorduk. <laughs> Artık şimdi kendisi de ciddi düşünüyor hale geldi. Yani. Ömer Altı nereden gelmiş? Teşekkür ederim. Siz YouTube'ü karşısını izlerken biliyordum ben diyor muydur? %100 diyordur. Kesin diyordur ve aklı çıktı. Ya o ev... Daha dur bir maç ya. Aa, sen ben de... Murat abin hiç yanıldığını görmedim. Yok. Polen... Polona arada yanıldı. Gerçi ya yani o... %95 Ger yani. Gerçi %5... onda da şey çıktı biliyorsun. Ya o üzüldüm ya. Gerçi ee... olabilecek yani neyse ben kötü hastalık kötü değil mi? Yani evet, tesislerde galiba bir evet. ameliyat mı? Oldu? Ama oldu? ya işim sporcu olması Hayır, işi. bir de 4 4 ay mı ne şey 4 hafta mı 4 ay mı şey görecek o feci bir şey. E, kemo. kemo. E, neyse ya hiç şeyini bile anlamayalım tedavinin de ne şey olarak hani sporcu olmasından bir yana hani Allah kimsenin başına hastalığı vermesin tabii yani. Ama o sporcu onun sürekli kontrollere giriyor vesaire ya. Hemen işin başında yakalabiliyoruz. Gerçi testsiz e, birçoğuna göre daha e, kolay atlatılabilecek bir kötü hastalık. Ona da çok geçmiş olsun. Onlar çok Abi her kontrolde evet oraları da mı kontrol ediyorlar? Abi ediyorlardır herhalde. Evet, ya, yani. nasıl zannetmiyorsun abi yani? E, gel, her, her e... oyuncu sağlık kontrolünden geçiyor. Yani tamam da genelde böyle... akciğerlerle ilgili işte şey koşturuyorlar nabız şu bu. Ya o bizim gördüğümüz ben öyle olduğunu düşünmüyorum abi. Yani Herhalde öyle yani, yani sporcu sağlığıyla ilgilenen doktorlar daha iyi bilir tabii de, ama benim düşüncem böyle. Çünkü genelde sporcular da bu tarz olay mesela ee, Dortmund'un forveti vardı. Haller. E, haller o mesela Emre Can'da en son bir olmuştu Emrecan. bir hatırlıyorum bizim Dortmund'da Onda Onda da o. sanki öyle hatırlıyorum hallerde kesin de Emre Can'da da öyle bir şey hatırlıyorum e, olmadıysa da tabii olmasın da ben öyle bir şey hatırlıyorum e, yani olan oyuncular var e bunlar da abi hep işin başında hani biraz e, rahat göreceli rahat geçirmelerinin sebebi de herhalde bu sağlık kontrolünde çıkmaları değil şu an bilen varsa yazsın ama ben öyle biliyorum yani düşüncem aslında. Bilmek değil de fikrim o. Eray Ertürk Süper Chat gelmiş. Teşekkür ederiz. Papaya bugün o oyun zekasını göstermedi mi? Gösterdi. gösterdi. Benim gösterdi. onunla ilgili tek şeyim biraz daha e, otomatik şey yapacağına biraz daha agresif olması. Çünkü hakikaten 10 e, sayı, 12 sayı 14 sayı her Bir maçı... de onu savunmada saklamak Hani uzaklaşmadığı zaman i̇şte o, da o da çok faydalı oluyor. Seviyor yani. ama o perimetreye doğru çıkmayı. ya yani hücumda zaten seviyor, da seviyor bence. Bir de Fenerbahçe-Beko maçın başında İBAKA'nın tepede olduğu aksiyonları pek savunamamıştı. O haylo denilen işte 4 numaranın içeride 5 numaranın dışarıda olduğu oyunları. Papayanis geldi biraz daha dropta kalınca aşağıda kalınca onu da çözdü. Bir tane net bir bloğu var kime yaptı bir ne yaptı onu ama. Uzunlardan bir ne yaptı hatırlıyorum sanki. Bir de kısaları da bozabiliyor. O ya çok önemli. Kısalar için zaten caydırıcı. Kısalara zaten caydırıcı. O oyuna girdiği bölümde etkili. İki tane oyundu. bloğu var. Bir tanesi ilk yarıda net hatırladığım bayağı bir, bir böyle. tanesi karşısına yaptı. Karşısına o şeydeki e, taraftan girerken. Sene, evet. Sağ tarafı hücum ediyordu bayan ilk yarıda. Soldan girerken Orada yaptı. Bir tanesinde çok net bir vlogu var. İkinci yarıda yaptı yanlış hatırlamıyorsam. Yok yok o da ilk yarıda. Hı. Uzuna. Bir uzuna diye hatırlıyorum. Ya belki de Bolmaro yaptı hatırlamıyorum ama. Yok, bir Bolmaro dry... bon e, blok yememiş. O zaman ya Bukur'a yaptı. Ya... Bukur olabilir. Bir tane birine yaptı ama kime yaptı. Ya da Gillespie. Gillespie de olabilir. Gillespie ilk yarıysa. Olabilir. Gillespie. İlk yarıydı ilk yarıydı. belki de yanlış hatırlıyorum. Devam Değil edelim. Yani. Bekir Emre Sarı teşekkür ederiz. 63'lük isabetiyle e, Euroleague'de lider olmamız hakkında ne düşünüyorsunuz? Şu an siz yazmasanız <laughs> benim <amirim gülüyor> yok. <yoksun>. Benim de <laughs> haberim yok Bekir Bey. Ya, Anıl Bey de bu konularda normalde izliyor. O da şaşırdı şu an. Biliyor muydun? Yok. Maç öncesi belli sayı atarsa galiba Fenerbahçe birinci sırada olacaktı. Olabilir ama. Ama yani... yüzdelerde kaçıncıyız? Yüzdelerde ilk beşte yokuz. İsabet. Demiyor, bu, değil mi? bu basket yani. Ama bugün tabii sezonun geri kalanına göre Fenerbahçe ikilik sayısını da artırdı, deneme sayısını. O dengeyi biraz kurmakta zorlanıyordu Fenerbahçe. Biraz tercih bence bu, koçun yani tercihi. Şöyle, senin elinde iki tane orta mesafesi, bir tanesi kusursuza yakın, bir tanesi de iyi olan iki tane uzunum var. Onların da tabii e, önemi var. Drive edebilen iyi kısalar var. Ee, var, evet. Bilbek'in Guduric. Evet, var. Fena değil. Bir, bir, bir ara, ara iki, tane, doğru iki bir. tane arka arkaya e, forvet postaplarından sayı bulduk. Ondan sonra Kalaitis oyuna girince. Bu sezon çok önlem oluyorlardı Onları da çok e Yine e, O biraz da Kalaitis'ten kaynaklanıyor. Onu söyleyecektim. Postap savunan biri burada bekliyor. Ibaka da burada bekliyor. Yani döndüğü takdirde bu göğüsleyecek. Ibaka da arkadan şey gelip bloklayacak. Lasso'yu kendi silahıyla vurduk diyebilir miyiz o pozisyonu? Bekle çok severdi o işleri ya sen. Nasıl vurduk? yani, e, bayağıdır görmüyorduk ya diyorum. Postop oyunlarını Fenerbahçe'den çok önlem alıyorlardı. Lasso'yu diyorum. Kendi silahıyla vurmuş Hayır, oluyor Bence mu? o da işte biraz üç şütörden kaynaklandı. Tabii. Evet, tabii tabii. O da bu arada Etudis'in çok iyi bir müdahalesiydi. Çünkü üç kısaya döndü Bayern Münih. Fenerbahçe'de hemen doğrusu Sivil e döndü. O zaman işte o eşleşmeleri biraz daha bulabildi Fenerbahçe. <laughs> Kalaitis de çok zor. Ya bu bir puzzle işte abi ya. O tam yani Sen puzzle'ları seversin. Sen bayılırsın. Bir de bu üçlü konusu da bence Itudis'in bu sezon en azından bir çözüm olarak ürettiği ekstra bir olay e, düzen içinde. Sen yavaş yavaş, yavaş Bugün e, bir öyle evet. Itudis öyle Itudis bayağı bir Itudis Itudis'de Itudis babasına kayıyor. Yasik Itudis kulüpsüz kalınca. Şimdi Penya'ya tutulacak bir daha evet bir de Baskonya'nın koçu da gidiyor. Ivanovic geliyor dedin sen. Öyle oluyormuş abi. Ya şimdi neyse Allah gecinden versin de yani sürekli bir yerde görüyoruz ya bir şey. Ama o Baskonya onun hep e, rebound yeri. Evet. Bir Doğru. yerden sektiği zaman hep Baskonya'ya geliyor. Belki bu sene bir kral kupası alabilir oraya kupayla geliyor. Şehri bazen. seviyor olabilir mi? Şehri. Şehrin de sevecek bir yanı yok diyorlar. Büyük yani başkanı Salsiyonu onun siyonu... antrenmanlarının zorluğunu çok seviyormuş. oyunculara sorsun. Oyuncular <laughs> sevmiyor tabi. Dört saat antrenman yaptırıyordum. Ekpe'yi de o da sevmiyordu. Avantajı. Abi Ekpe'ye o konuda çok saygım var. Müthiş. İki sene Obra dövüş, e, döneminde yani. elinden geleni yaptı, surat astı, hep yatıyordu, yorgundu. Şampiyonluğu kazandı, dedi ki ben Utah'a gidiyorum, bench'te Kitablarım oturacağım, kitap ya. kitap kulübü <laughs> kuracağım. Ekpe ile Obra... İkili diyaloğunda hep hatırladığım sahne. Obra, obra gel. Yani bir sarılıyorlar ya o. Çok şey ya o takımda ne takımdı. Devam edelim. Kaan geldi. Hoş geldi. Süper. <gülüyor> <gülüyor> süper. Şey. <laughs> abi yadan içimden geldi. Süper jet, şey gelmiş. Teşekkür ederiz. Sorum Anıl abiye. NBA'den Fenerbahçe'ye uygun 4 numara var mı? Bir de Twitter'da sorulara daha çok cevap verir misin rica etsem. Seninle konuşmak iyi oluyor. Utanmıyor musun cevap vermeni? Abi Gördüğüm zaman her gördüğüm. zaman yazıyorum. Peki, gördüğü zaman yazıyormuş. Devam edelim. Ben gerekli hazırı şey yaptım şu an. Anıl Bey size gelmiş. Yani 4 numara konusunda tabii Fenerbahçe-Beko'nun bir tasarrufu olur mu? Bilgim yok açıkçası. E, olması gerekiyor mu? Belki biraz daha belki sesine bekleyip ona göre bir hamle yapmak olabilir. Evet. Olur ya da Murat ]mış. abi ne düşünüyor bilmiyorum 4 numara konusunda. Ya bir eksiklik var ama e, kısa kadar elzem mi bence değil. Çünkü mobil olarak dördü daha böyle şu anda şeyle herkes, geçebiliyor. Allah sakatlıktan korusun ama şu anda herkes sağlıklı. Evet tabii. Allah korusun. Bir yere bir şey oldu. Lütfen. Tamam girmeyin. Ama demek istediğimi anladın. Girme abi. Peki. Herkes anladı girmeyin. Girmeyelim hiç gerek yok. Çocuk o da otobüsten inmemiş olabilir çünkü. o <laughs> <laughs> da bir gitsinler. Şöyle bir yatsın. Ya böyle bir ondan sonra tekrar biz bir canlı yayın yapar. Orada söylersin. Çünkü basamaklar falan var biliyorsun. Tamam. B Metal 2 süper chat gelmiş. Teşekkür ederiz. Abi 100 yıllık cumhuriyetin yetiştirdiği oyunculardan milli takım kursaydın hangi oyuncuları seçerdin ve başlarına hangi Türk antrenörü olurdu? Aydan Türk... ben, onu ben cevaplayacaktım. Sen devam. Ya dalga geçiyorsun. Bugün şartlarıyla Aydan abi... Sa... geçiyor ya. Ben Aydın abinin sana kurduğu cümleleri hayatımda kullandığım yerler var ya. Motto olarak belirlediğim iki üç cümle var. Biraz argoları var. Şimdi burada kullanamıyorum. Ama mesela... Ya kadro çok uzun olur da bir ilk 5 seçelim. Bir ilk beş seç abi. Senle başlayalım. Beni bir numaraya mı koyuyorsun? <gülüyor> <gülüyor> beş. beş kısa oynayacaksın. Yani şimdi NBA'yi de sayacak mıyız? Türkiye mi? Yani... Abi başla birden ya. Hayır şimdi dönemini domine etti. Avrupa karmasına seçildi. Abi ee... bilmece gibi niye gidiyorsun? Hayır bir dakika yani Hı. o zamanın Efe Aydan'ı 2-0-1 <laughs> E bugünün işte bonga. uzun bonga, bonga papa Hayır, bonga <laughs> 203. Kartta oynuyor. Yani oynuyor. anlatabildim mi? Ondan onu dönem dönem seçmek lazım. Ya ama. dönem dönemi geç abi. Senin için prime olarak düşün hepsini böyle katkı olarak. Bir numara Peter Namos gidecek. <laughs> Hayır Türk dedi. Biliyoruz. değil mi? Türk Türk <laughs> Ya benim e, hakikaten domine etme açısından dönemlerine göre e, Erman Kuntar eskileri izlemedim bilemiyorum. E, Harun Erdenay iki e, Türkiye NBA'ye girmiyoruz. Yok girebilirsin ya. Abi. Türk oyuncular diyor. E, o zaman Hida Mehmet Hidayet, Hidayet, Mehmet Ersan 5. Tamam. Ömer Aşık hastalanana kadar olabilir. Ee, Ufuk Sarıca'yı Ufuk Sarıca. Bravo. Ee, Tamer Oyguç. Tamer Oyguç. Kesin. Ondan sonra... Devşirmeleri saymıyoruz değil mi? Bence oraya Mirsat'ı da koyabilirsin. Mirsat. Koyabilirsin değil koyman lazım. Kaç etti? Dokuz. Dokuz etti mi? Üç tane daha mı? Bir daha baştan sayalım bakayım hatırlıyor musun? O zaman pivotlarımız kim? Evet. Abi Erman Kunter, Harun Erdener, Hidayet Türkoğlu, ben Mehmet abi. Okur, Ersan, Ömer Aşık, Tamer Oyguç, Ufuk Sarıca, Ufuk Sarıca bir tane dedim. 9. 9. Doğru saymışım. 3 daha bul. 12'yi tamamladım. Modern basketbol. Ya Erman modern basketbolu o zaman oynuyordu. Fiziği de yeterliydi. Ve korkuyordu. Yüzde... 100... Ha Hüsnü Çakır gibi. Hüsnü Çakır gibi. Hüsnü Çakır gibi. Ali Çoy'u koyarmıştı ne? ya. Ali Çoy'u koy. Çok ko sever. Ali ama. Çoy'u koç asistan <laughs> alın. <alacağız. gülüyor> çok seversin. Hüsnü Çakır gibi. Bak. E... İyken inanılmazdı o dönem. Hakan Yörükoğlu. Seyrettin Olur. mi sen hiç? Ben böyle çok abi. eski videolarını falan böyle denk geldiğim ufak tefek oldu. Başka başka başka. Kesin, 11 mi abi? Kesin 11. unuttuğum biri vardır. Şimdi sistem ederler. Haluk Yıldırım'ı koyar mısınız ya? Hmm. Ömer Oman. Hmm. Ne? Bir Kerem Tunçeri çeker misin onu ya? Hmm. Hmm. Bir tane bir numara alternatif artık ya. Aşağıya bir numara var burada. Hepsi topa yön veren oyuncu. Ya topa yön verme değil. Sen bir numaraya dön. Ben Baskent kontenjanından <laughs> Furkan Korkmaz mı Furkan Korkmaz. Cedi olur. Ha bak Cedi olabilir. Furkan olur. Furkan olur. Yeni jenerasyon mesela hiç düşünmedik. Yani. Ya mesela Alperen, Alperen olabilir. olabilir. Alperen ya mi? onlar özellikle Alperen daha işin çok Sen bu başında... Madrid kadrosuna doğru gidiyorsun. <laughs> 12 artı 5 de yedekler. Hep aynı kalite. Yok Alperen, Furkan, Cedi e, kesinlikle, kesinlikle. Peki net bir 5 numara. 5 tanesini say hemen başka soruya geçelim. Programı kapatacağız. 5 ne? Erman, Harun, Hidayet, Mehmet. Dörde kimi koyuyorsun? Mehmet'i beş koyacaksın. Evet. E kimi koyuyorsun? Mehmet'i ikisine de koyabilirim. Dörde kimi koyayım? Ersan. Ben Mirsat'ı koyardım. Ersan çok başarılı oldu. milli takımda da iyiydi vesaire ama bu Mirsat'ın bazı alanlarda çok öne çıkması, kendini sağda çok bazen acayip vermesi vesaire motivasyon açısından. Ya, i̇kisi de olur bu arada. Haksızlık etmeyeyim de sanki böyle 0.1 Mirsat Türkçene bir önem çıkarabilirim. Yoksa Ersan'ın da soyu da yani Yani Mirsat'ı koydun diye kimse itiraz etmez evet. ama aynı şey Ersan için de geçerli bence. Mesela oraya şutu olan 4 numarayı koyduğun için 5'te tam Gusto olabilir ama Memon'un yeri tabii çok ayrı. Değil mi? Yani insani olarak da, Türklü olarak Ar da. Me Memon muazzam, muazzam Atatürk. ...şey... E... Abi Atatürkçü diye bir şey yok abi. Türk olup... ...bu milleti seven herkesin... ...seveceği bir... E... ...insandan bahsediyoruz ya. Yani. Ben öyle bir şey altına almak istemiyorum. Anlatabiliyor muyum? Sevmeyenin kendinde zaten kanında sorunu araması lazım. Bravo. Anlatabiliyor muyum? Yani o Atatürkçülük, bilmem necilik, ölücük bücük diye bir şey yok abi. Ya abi. Atatürkçülük dediğim <laughs> zaman ben... E, ...kendi ayakları üzerinde durabilen, bağımsız çiftçisiyle, çalışanıyla, işçisiyle üreten bir Türkiye diyorum abi. Atatürk'ün en büyük şeyi bağımsız, kimseye gebe olmayan bir Türkiye'ydi. Çalışkan, üretken, Atatürkçülük, milliyetçilik, cumhuriyetçilik, inkılapçılık neydi? Bilmiyorum La ben. Laiklik vardı galiba. Vardı. 5 bize o ilkokul şeyini... Hayır ben bir de neye kızıyorum biliyor musun? Ya şu Orta Doğu'nun haline bakın ya. Yani en önemli lafları Orta Doğu'nun hiçbir şeye bulaşmayacağım. Uzak duracağım. Çok şey söylerim de canlı yayındayız. Eyvallah. Eve rahat gidelim. Ne oldu şimdi? Yanlış mı söyledim? Yok yani işi siyasete dökmeyelim. Soru alalım. Bir daha biraz önce İbrahim Kutlay'ı onu Aa, Aa, İbo, var, İbo, İbo. Evet, İbrahim, no, yani, Türk Türk basketbolunun onu en büyük skorerlerinden, şutörlerinden. Ya onu şeye koyarsın işte Har Harun'la İbrahim Kutlay'ı orada. İlk beşe konur bence. Ya. İy... Bak. Bir şey Dur, şey ben mi? üçe kimi, kimi koymuş? Hidayet, koymuş Hidayet. Hidayeti koymuş. Hidayet hidayeti hmm. mümkün değil. Şey yapalım. Nasıl? Ha, ben 2 numaraya. O kadroda 2 numara ya mı? Yani başarı, yetenek vesaire Harun'u nasıl çıkarıyor? Ya Harun'u Yo Harun Erdoğan ya İbrahim hepsi Kutlay. olur abi. Dört kısa oynarsın İbrahim Kutlay evet. belki de en değerli kısa olur orada. Yani. Hırsatı kessin o kadar savunuyor. kestim. <laughs> yani ben İbrahim Kutlay'ın Kutlay. İbrahim Fener Kutlay. vesaire tabii ki. Mirsat Türkçan da ama hani İbrahim ben Kutlay'la bence adını yan yana yazmam. Aşkın kahraman. kahraman. Süper chat gelmiş. Teşekkür ederiz. Intro'daki klip için çok ama çok teşekkürler. Süpersiniz. Sadece bu ha, sizi seviyorum. Ama Murat abi ayrı, ya kesin o ayrı olmazsa zaten biz üzülürüz. Bak. Ne oldu? Bana ne bakacağım? Kan kam. Ben. Arkamda birim var ama. Geçen Aynen. gün çok yoğunum. Hakikaten Allah'ta bozmasın. Ee, çok sevdiğim iki arkadaşım ya. ...çok özledik. Arkadaşım var senin yani. Var. Ee, <laughs> çok özledik. Acayip bir kebapçıya götürdüler. Lahmacun yedim. Biz. Nerede abi? Bir buçuk sene sonra. Biz niye sonra. gidemiyoruz? Götüreyim seni. Nerede abi? Nerede? Um... Semt söyle. Semt. Dur. Bir şey yolu. Koşu evet, yolu. Ha koşu Koş. yolu. Koş. Orada çok güzel. Belki Biliyorsunuz. Var. İnanılmazdı. Ne? Dedim ki valla e, buraya beni getirtecek bu yoğunlukta yani beş arkadaş baş çatlasa alt, altı arkadaş sayabilirim dedim. E, e sen konum atsa koşu bulamazsın ki. Murat <laughs> <laughs> abiden kolay ki ya, Yani çok olarak. güzel semttir bu arada. Ben de severim. Orayı. İşte e, Tuncay ile Feridun oradaydı da Yaman'ı saydım. Feridun abi mi attı konumu? <laughs> Yaman'ı saydım. Seni saydım. Sinan'ı saydım. Bir, biri daha vardı. Şimdi, şimdi Tuncal Sinan kardeşin Sinan. Tamam. Ama Neyi için... saydın? İlk beş olarak biz e, İlk beş olarak sizi saydım. <gülüyor> <gülüyor> ne için saydın beni? Beni oraya yani niye be, dahil ediyorsun? O, ben, beni, ben, oraya, oraya işte olamam. Beni, beni, oraya o yoğunlukta ancak şu, şu insanlar getirebilirdi. Peki bir numara kim getirebilirdi? Bir. Böyle en agresif günündesin falan. Böyle en sinirli, stresli, böyle Yaman. küçük. İki. Tamam işte. Cenk abi bir not geldi. Neydi Mikrofona o? yaklaşır mısın? <gülüyor> <şimdi>? <gülüyor> Var de, mı sorun Çünkü bu, uz mı <gülüyor> 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 bu, gidin. bu uzayacak çünkü. Harmanin süper chat gelmiş. Teşekkür ederiz. Murat abi top sende. Ee, üç, üçlük sayıları çok mu zorluyoruz? Alınan o offensive reboundları daha çok drive'larla değerlendirseydik maç daha erken bitiremez miydik? Yani Anıl söyledi bu sene biraz daha üşük. E, gereksiz zaman zaman kullanıyoruz ama sanki bu maçta biraz daha dengeliydik. Bir de tabii ki abi rakiplerin Fenerbahçe forvetlerini aldığı <laughs> önlemi düşünürsek ekstra bir sukar hacmini yükseltmek için üçlük ihtiyacı oluyor. Evet. İster istemez oluyor. Yalnız üçlükte de şu var. Fenerbahçe'nin üçlük yüzdesine bilmiyorum. Bugün de 3-4 tane öyle pozisyon oldu. Bugün yüzde 26. Uzun sektiği zaman bu tür takımlara hayat veriyorsun. Yani set ucumunda zorlanan takımlara oradan hemen tak 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 kolay sayılar çıkarıyorlar. İşte orada Tarık'ın geçen maçki üçlükleri mesela düzen içinde gelen boş üçlükler her zaman tabii ki daha Koç'un da istediği bir düzen. Ama bugün özelinde Wilbeck'in şutları da bence e, okeydi. Bir tane yarı sağdan attı. Bir tane 9 metreden attı. Ama girmesi okey e... mi diyeceğim? Ha Wilbeck'in ama böyle bir oyuncu abi zaten o yüzden. <laughs> Var mı başka soru yoksa <laughs> Serdar Sürücü, Anıl Bey, Yago'yu nasıl buldunuz? Yago Dos Santos konusunda böyle üstüme bir İhale almış gibi hissediyorum abi ama. Oynattılar ama. Evet iyi de oynadı dün neyse ki. Ya bir ara Barcelona öndeydi ne oldu o maç? Ben Beş, Beşiktaş'ın Avrupa maçını izlemeye Real Madrid döndüm. Madrid kazandı. Real tamam bir ara öndeydi. Yüz, yüzde iki üçlük Madrid atarak. Madrid'in kazandığını biliyorum sayı olarak. Maça çok iyi girdi Barcelona. Sayı olarak. Bayağı 67, bir ara 46, 14, bir evet. şey. sayı falan öndeydi Kafa Barcelona. Bitti. Hatta Satoranski maçı çevirebilirdi. Serbest atışlar atsaydı. 3 sayı bitmedi mi maç? Evet. Bir sayı bitti. mi? Son sonunda da şeyin bir basketi var. Sürede olduktan sonra atıldı diye e, ekranda izlediğim. Bize olsa de. sayarlar mı? Bize olsa bir <laughs> de teknik. Toranski'ye çalınan faul da biraz tartışmalıydı da. Biraz değil epey tartışmalıydı. Bence bayağı yerdeydi. E, Yago tabi dün bence lige iyi girdi. Lige. İlk maçını bundan önce oynamıştı Bologna maçında. Ama 4 dakika onu saymıyorum. Bunu ilk maç olarak Burada sayıyorum. Buna forma yaptıracağım. Oyuncu, oyuncuları takım olarak görüyor ya böyle. Özel formalar yaptıracağım buna. Abi ama Yago'yu şeyden ekstra bir sevgim var. Brezilya döneminde. Yago bizim Yago'dan dolayı mı biraz, biraz daha sempati? Tabii tabii çok evet. Yago Brezilya döneminden beri takip ettiğim için daha sonra Avrupa'ya geldi. Hem Ulm'de çok iyi oynadı. E, milli takımda iyi oynadı. En derdi. sevdiği takımdır biliyorsun. Ulm değil Olim. onun en sevdiği takım şey neydi? Ludwigsburg. Ludwigsburg. İkisini de seviyorum abi. Ulm'de bu sene Jorginho var. Brezilyalı. 6 numara <laughs> Yok abi. <laughs> o değil. O, değil, o, Arsenal, o Arsenal'da. O da Arsenal. Ben de Arsenal sweat'i giymiştim bugün. E, da Telekom'a 24 sayıda oynadı bu hafta. Kaç yaşında? 98'de olması lazım abi. Hmm. Yanlış olmasın. Onu da takip edebilir izleyenler. Hatta 97 de olabilir. Hamza Köseoğlu Herkese iyi akşamlar. Murat abinin bilgeliği, Cenk abinin Fenerbahçeliği, Anıl'ın basketbol bilgisi izlemekten çok keyif alıyor ve sizleri seviyoruz. Salondaki Tadiç Amfair detayı da muhteşemdi. Teşekkür ederiz Perçet şey için. Sağ ol Hamza çok Bey. Çok teşekkürler. Geçen bir forma gördüm maça giderken, yürürken. Yani yaratıcı geldi. Formanın üzerine Tadiç yazıyor. Numara 10 altında da fire. <laughs> Allah Allah ne bu falan diye bir an düşününce sonra gelmiş takımı. Hadi can fire. Kapatalım programı yoksa Aa süper chat'ler var abi. Var mı? Galiba bir iki tane daha var. Varsa sen, verelim ekran Sen nereden? He. Ben chat'ten onları kontrol ediyorum abi de kaçmasın soru diye. Evet içeride. Ramazan Altıntaş süper chat gelmiş. Ya bu da kaçmaması lazım zaten. Normalde <laughs> tamam, Henry Turner, David Karmaciz, Ömer Onan, Ömer Aşık, Semih Erden, İbrahim Kutlay, Ekpe, ya Yann gibi oyunculardan de... edindiğim izlenim. Kendi yıldızlarımızı çıkardığımızda daha başarılıyız. Avrupa'da başarısız olanlar bizde de çok iyi iş çıkaramıyor. Yani kendi, orada e, şunu demek istemiş herhalde. Yani. Kendi yıldızlarımızla dışarıdan kaliteli isimleri harmanlayınca başarı geliyor. İyi algıladın. Ya da NBA'de de olsa bile dibe vurmuş oyuncular Fenerbahçe'de hayat bulduğunda. Ya Ekben'in o yaşadığı sakatlığı Golden State onu ilk draft ettiğinde 2010. 6. sıra olmuş. O da Veseli'ydi. Veseli, bir sene sonra 2015. Hayır, i̇kisi de 6. sıra. İkisi de 6 evet. Yani o Golden State zamanı o yaşadığı sakatlık sonra Clippers zamanları vesaire bir ara garbage time oyuncusuydu yani. O sakatlığı sen ben yaşasak Allah korusun yürüyemeyiz yani. Yine iyi döndü. Oradan sonra hayata dönmesi belki Fenerbahçe ama bazen şey diyoruz yani taraftarlar taraftarları tırnak içinde Eyşan şeyi yapmışlar diye ya, ekliydi o. Evet gönül isterdi bir iki sene daha oynasın. Gidince gitmemesi gereken takıma gitti belki de yani. Mahsus gitti abi. Yatmak için mi diyorsun? Ya yatmak için. Doberden <laughs> sıra gelmez iki zaten senenin, bize diye. İki senenin yorgunluğunu atmak Doğrusu için. Diyorsun. O da olabilir, mantıklı. Hemen Var mı başka onu... süper chatimiz? Evet, süper chatleri bitirelim. Hani 3-4 tane vardı? Abi kimse de mahcup olmasın ama sonuçta soru soranlar için dedim. Ha, geldi. O anlamda yani. Emrah Berber, evet. süper chat gelmiş. Teşekkür ederiz. Konudan Bağımsız Larkinler, Darius Adamslar, Mike Jamesler, Boboalar, Darius Thompsonlar vesaire. Cody Miller, McIntyre aklıma gelmedi biliyor musun? <laughs> Sorununu aldım abi. Nasıl gard oldu Baskonya'ya Mr. Anıl? Ya keşke eee Darius'u biz alsak ya. Hangi Darius? Thompson. Thompson evet. Nefesini iyi versin ki. Hani, nasıl gard oldu diye soruyor ya Baskonya ya diye. Keşke biz alsak Efes'ten iyi yani isterdim Fenerbahçe'ye. İstiyordu Fenerbahçe'ye. İste alamadı evet. <laughs> Efes'te de fena girmedi bence sezonu. Yani eleştiriliyor biraz ama. Abi bence Efes'in zaman bir iyi bir uzun çekerse o zamanı biraz daha kısaltabilir. Darius Thompson Efes'ten Hernan Gomez'i de Panathinaikos'tan alalım işte. de bonus olarak alalım diyorsa. Efes'te kalsın ya. Başka kısa bulunur Fenerbahçe. Hayır. isterdim diyor. Tabii Cody konusu da haklı bir eleştiri bence. Bugün Monake de yoktu galiba, Baskonya'da, ee, Rock Kavapulos da sakat. Zaten eksik takımlardı, Cody Miller de formsuz olunca mutlaka bir kısa transfer lazım oraya. Evet. Kalitesi? <laughs> <laughs> var elimizde bir tane ama. Eray Türk süper Chat gelmiş teşekkür ederiz. İki seçeneğiniz var hangisini seçersiniz? Modli, bir Motli sizin kadronuzda. iki Motli her hafta rakibinizin beş numarası. Ben ikiyi seçerim hemen. Ben biri seçerim. Çünkü iki, iki de rakibin gardı aklı başında bir gardsa mahveder. Ya tamam o biraz evet rakibe göre değişebilir aslında doğru söylüyorsun. Ben 30, de biri seçerim. 30 atar. Yani. Sizin olduğunuz yerde ben olmam ben ikiyi seçiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Var mı başka? Yani evet. Kaan Özayir, süper chat gelmiş teşekkür ederiz. Murat abi efsane adamsın seviyoruz biz sevmiyoruz galiba. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. Estağfurullah. Efsane adam burada. Vay be koşuyor şey Seni hafta içi beni niye aramadın bugüne kadar belli oldu. Emin Gençeli süper chat gelmiş. Teşekkür ederiz. Sertac Şanlı'yı koç almadı mı? Niye oynamıyor? Koç almadı mı onu? Yani, yani koç plan işlemedi Planlama içindir içindedir o. Yani şimdi bazı... Şimdi şöyle olur yönetimin, şubenin yapacağı transferler olur ama ben İtuidis'in e, isteklerinin dışına çok çıkacak bir şube yönetimi e, ya da yönetim yapısı mevcut durumda olduğunu düşünmüyorum. Ben de düşünmüyorum. Bir de mesela Obra'daki Morizio şeyi hani Morizio Obra'ya sorardı evet ama bazen hani yönetim transferleri de olurdu o zaman eksiklere vesaire para konusunda o bu şu. Ama İtudis'in o işleri çok dışarıya bırakacağını düşünmüyorum ben. Ben de. Ya bugün belki bir sakatlığı da olabilir Sertaç'ın. Yani kaç haftadır yok. yok. Yok yok değil, değil değil. Ya bu sıkıntı var orada. Bakalım ben Yorumdan bilmiyorum. öteye geçmeyelim. Hayır sıkıntı şimdi is yani e istemediği bir oyun. ekbe Yudo Obra istemiyordu biliyoruz. Sonra getir onu da basketçi yapayım dedi. Yani hayatı. Mark'ını Ergin Ataman yollamaya çalışıyordu. Evet ilk 10 hafta. Yani e elindeki malzemeden en verimli şeyi çıkarmak mecburiyetindesin. Koçun işi bu. Doğru. Yüzüncü yıl özen, özel bir dakika 23 saniyede bitir. Bir saat 23 üç dakikada bitirelim. Son beş dakika diyelim. Ne oldu? 1923. E tamam en azından 23'ü oraya koyalım demek istedim yani. E, İyi. İstiyorsan bir saat 90 dakika. Ya da <laughs> 19 saat. 2 buçuk saat. 2023'e gidersek. Bu arada Fenerbahçe Beko'nun çok da zor. 9 maçlık bir periyodu evet, var önünde. Şimdi zor bir fikstüre giriyor Fenerbahçe. Olympiakos 2 Belgrad deplasmanı. Sonra Makabi içeride. Deplasmanda Virtus. 2 Belgrad deplasmanı demişken de Partizan Kızı Yıldız Güzel maçtı. Yani sonra izledim ben. Yago'yu kenarda unutmasa Seferoplos maçı kazanırdı. Ay seni yesin Yago Gerçekten ya. Gerçekten unuttu Baba çok kenarda. fanatik ya. Şimdi yeni yeni Şaraş'ı. Seni beni bu kadar savunmuyor biliyor musunuz? <laughs> Savunma. Savunmaz. Savunmaz. Yago, Saras. <laughs> Yago şu an ödeyişti. 3-5 <laughs> güne 2 tane daha maç kazandım üst üste. Dimitris. Tamam. Dimitris abi. Demiş. şimdi Ivanoviç'e bakalım. Belki Baskonya'da saflarına geçerim. Yo, canlandırır onları. He? Canlandırır bir süre için. Şöyle bir şey böyle ani bir tepki yaratır o takımlar. Hani böyle bazen Yılmaz Vural etkisi olabiliyor. Yani ya. 40 dakika bile işsiz kalmadı Hı. neredeyse ya. Evet. Var mı başka süper chat'imiz? Kalmadı herhalde. Kapıyalım. Kapıyalım. Evet. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz abi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Tabii bu arada bu saatte bile 2000 izleyici var. Çok teşekkür ederiz gerçekten. Allah razı olsun diyelim. Yani bu saatte. Abone izleyelim. olmuşlar mı? <laughs> Nerede gelecek? Aa, peki kapatmadan 1500 beğeni geçer miyiz acaba? Kaç şu? An? 1300 galiba. 1500 beğeni geçersek hayır. <laughs> ne geliyor acaba? 1500 geçeriz beğeni, zaman içinde 1500 geçeriz. beğeni geçersek yemek programına döndüreceğim programı. <laughs> 1500'ü e geçelim ya. Geçeriz ya 1500'ü. 2000'leri gördük playofflarda yoflarda değil mi? Ben Tabi. şey yaptım o zaman. Bizim en çok izlenen program kaç? Bizim en çok izlenen san, san... hangisi? Olympiakos ikinci maç. İkinci maç. Ha orada kazandı. Abi ne büyük. Yani acayip bir tutku var falan işte haftanın. Yani böyle galibiyet endeksi bir taraftar değil ama kazanınca da mesela e, yani coşuyor. Bambaşka bir seviyeye çıkıyor. 1500 oldu bu arada. Oldu mu Allah herkese. Nasıl oluyor 2 iki dakikada Çok ya. teşekkür ederiz. Ha? Bir koşu yolunda kebap yiyemiyoruz belki ama <laughs> seri gibi. Hayır tamam. Kim götürdü abi seni oraya? Ben bu işe çok tutuldum Orayı Tunca biliyor. I, Tunca Feridun ben Feridun abi bana nasıl söylemiyor peki bu işi bilmiyorum onu hukuk aleminden men edeceğim kendisine bunu iletir misin izliyor da olabilir şu an %100 izliyordur şimdi bir tane 5000 dolarlık <gülüyor> <gülüyor> şey, süpersin süpersin, süpersin. Ya, o, o, şimdi neyse işte bizim e, Beykoz'dakine gitmeyecek olsa yaptırtırım ama Beykoz'da ne var ...Murat'a zorluya gitmeyecek olsa diyorum ki... abi abiyi da. Evet. evet. 1500'de de geçtik. 1500 de geçtik. Ee, Herkese çok teşekkür ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı... E, ...kutlu olsun. Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun. E, müthiş bir coşkuyla kutlarız inşallah. Lütfen... E, ...büyükler, çocuklarına... ...torunlarına... E, ...bu cumhuriyetin... Nasıl kurulduğunu çocuk yaşında kahramanlardan, yaşlısına, kadından yani şeyleri bile saymak lazım. Orada ölen cepheye şey taşıyan hayvanları bile. Yani inanılmaz bir şey. Sen bir gün düşeceksin. Abi. <gülüyor> unut, <gülüyor> unutulmaması lazım ve yeşilerek de yaşatılması lazım. %100 bir daha hiç. Nerede Hı? o? Yine kayboldu. Nere neredeki anı o? Üzerindeki. Hangi cephede? Sen biliyor musun? Ben biliyorum. Tamam hangi cephede? Ne oldu kaldın? Alzheimer. <laughs> o kadar geriye gidebiliyor senin hastalığın. Göster bir daha bana. Sen biliyorsun canım. Her şeyleri düşünüyorum şimdi. kadar çok var ki. Çanakkale değil. 7 sene sonra. Orduları ilk hedefiniz Akdeniz. Büyük tarih. Büyük tarif. İzmir. Oradaki Akdeniz'de biliyorsun Ege aslında. Hani komple oranın şeyi eskiden Akdeniz olarak geçiyordu. Ee, sonra Ege Denizi olarak. Ağzınıza sağlık tekrar. Bir saat 23-24 oldu. Bizim programımız. Ne? 1-24 mü saat? Yok abi canlı Can, yayın süresi yayının süresi. <laughs> Sen inecek misin Bağdat Caddesi'ne pazar günü? Pazar günü burada canlı yayın var. Yani bütün gün burada mısın? Kaçta Bağdat Caddesi? Ee, Fener Alayı genelde 6 alt, altı. Ha, ona oraya kalma. Bir başlar ama hani şey değil. bu arada şey de var galiba. Rıflivaneli konseri de var galiba. Cadde Boston'da O kaçta? sayın belediye başkanımız herkes attı gibi bu adam Mesut yolunda gelmişti. Yani yayından evet. sonra geleceğiz tabii. Evet pazar günü bu hafta saat 1'de irolik canlı yayınımız var. Onu da buradan duyurmuş olalım. Oraya beni almıyorlar. Almıyorlar. Yo istediğin Hı, zaman gel, Ben diyorsun. evde yatıyorum ben abi. Alalım. pazar <laughs> günü. Sen gelmiyorsun pazar <laughs> günü. <laughs> pazar günü evet. Ee, peki abi. Kapatalım. Ağzınıza sağlık. Pazar, güzel Pazar, Pazar günü görüşeceğiz. İnşallah. Cumhuriyetimizi bir daha kutlarız ama evet, sen, tam pazar, sen pazar olmayacağın için son sözü sana bırak. Abi pazar günü programı inşallah evladımızı da kendimiz gibi yetiştirebilmemiz için onunla bir sokağa bir çıkarız. Sonra 7 defa maçı var. Futbol. Onu bir izler. Sonra tekrar bir daha çıkarız. Var. Tabii. A, pazar günü mü oynuyor Fenerbahçe? Evet pazar. Pen, Yeni Pendik. De pendik. Mesela o da biraz şey. Mesela pazar kaydırabilirsin o maçı. Ya pazar günü bence bu şeyi bu kadar e, artık önemini falan konuşmaya gerek yok. Bir de 100. yıl olmasına Tabii. istinaden de hani ya gerçi Cumhuriyet'in 100. yılında süper kupayı e, hani işin ticari, ben hiç hayatım boyunca işin ticari boyutlarını düşünmedim yani şey olarak. E, çok da sevmem konuşmayı da sevmem ama yani işi Türkiye'nin dışında bir süper kupa falan. Türkiye'nin en ha, büyük. büyük... Arabistan'ı diyorsun. Yani Türkiye'nin en büyük derbisini e, şu an mevcut durumdaki derbisini yani o ne dışında abi? oynatmakta. Fenerbahçe Galatasaray süper kupa futbolda. Katar'da mı? Nerede? Yani Arabistan'da. Arabistan'da. Kupa şampiyonu. Evet. Arabistan'da mı? Suudi Arabistan'da oynuyor. Bilmiyorum. Ne zaman? Aralık. Aralık'ın kaçı? 20, 20 30'u mu? Öyle bir şey. Öyle bir şey. ortaya çıktı. Ya. Yok hayır yani şey değil. Bu bayağı da bir tartışıldı. Ee... kulüpler istemiyormuş bildiğim kadarıyla değil mi? Ya vallahi istemiyorlarsa da çıksınlar net bir şekilde bunun başvurusunu yapsınlar yani. Türkiye'de oynanmayacaksa da hani böyle önemli bir senede de çok da benim için kupanın bir önemi yok. Ona bakarsanız 2011 Süper Kupayı da oynamadık daha. Fenerbahçe her yerden Temiz Öyle olmasına yani. rağmen tamamen tertemize de çıktı Bazılarının da Algılarına rağmen Ona rağmen hala oynanmadı Çok da dert değil bu sene de oynanmayabilir Sezon başı oynanacak kupa zaten Bir anda aralığa atıldı nedense yani Çok da oynanmasına rağmen Oynanacaksa da Türkiye'de oynanmaz zaten bence. Neyse hayırlısı olsun ee, Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz Tekrar Cumhuriyet bayramımız Kutlu olsun ee, Ben pazar günü yokum Ama e, önümüzdeki hafta inşallah görüşmek dileğiyle maç sonunda perşembe günü. Perşembe mi? Olması lazım. Olabilir. Olympiakos. Hatta direkt söyleyeyim abi isterseniz. Pazar günü de saat 13'te... EuroLeague podcast canlı yayına sorularını soru cevap alacağız yine değil mi? Evet abi. Hatta ondan sonra da her hafta cumartesi günü saat 1'de EuroLeague canlı yayınımız olacak fix olarak. Hep soru cevap mı olacak? Mars'e mi dönüyorsunuz? Evet sonra? abi. Sevildi soru cevap insanların da ilgisi bu konuda güzel. Biz geçen hafta soru cevap mı yaptık? Evet abi. Ne kadar seyredildi? İlgi daha <laughs> çok oldu. Valla evet. mı? Evet. İyi. Senin olduğun her program... Tabii ki. Senin olduğun her program evet. izlenir. Senin olduğun her masaya oturulur. Hale bak saç baştan. Ama bir Feridun abi kadar olamamak... <gülüyor> <gülüyor> ben sana bir şey Feridun kesin şey yazacak, yorum yazacak. <laughs> Yoldaki araç şimdi zaten bir uyumamışsa. Ee, Hadi kapat. İyi gece diliyoruz. Hoşçakalın. 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 Görüşmek üzere.